Efendim hoş geldiniz. Ulusal Kanal ekranlarına gün ortasıyla karşınızdayız. Haftayı tamamlıyoruz. Hangi başlıklarla tamamlıyoruz? Bugün ekonomiye bir pencere açacağız. Doğalgaza gelen enerji tarafında, konut ve sanayi tarafında yapılan zamlar var. Bugün bu zamları konuşacağız. Bir taraftan Putin'den bir ruble hamlesi geldi. Bu ruble hamlesi doğalgaz tarafında nasıl etkileyecek? Dünya ekonomisini konuşacağız efendim. Hepsini değerlendireceğiz. Şimdi KDV indirimi devam ediyor demiştik. Temel ihtiyaç ürünlerine yapılan bir indirim var. Bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. Yansıması nasıl olacak? Sade İnce Erdoğan takip ediyor. Bize aktaracak ama KDV indirimi öncesi de zam iddiaları gündeme geldi. Daha önce gıda tarafında olduğu gibi bunları da konuşacağız. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Ağaoğlu ile konuşacağız efendim diyelim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretleri sonrası verdiği açıklamalar, yaptığı önemli açıklamalar var. Bunları masaya yatıracağız bir taraftan ve 11 ayın sultanı bugün başlıyor. İlk sahur bu gece. Ne yenir, ne içilir? Cumartesi günü ilk iftar yapılacak. Nelere dikkat etmeliyiz efendim? Hepsinde beslenme uzmanımızla konuşacağız Begüm Çelebi ile. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Ankara'ya gidelim. Milli Savunma Bakanlığı aylık basın bilgilendirme toplantısını yaptı. Ankara'da Buse Gençtürk bizi bekliyor. Hemen ayrıntıları bize aktarsın. Buse Gençtürk hoş geldin. Hemen sözü sana bırakalım. Milli Savunma Bakanlığı aylık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi ve Milli Savunma Bakanlığı Binbaşı Hava Muharebesi Pınar Kara basın ve halkla ilişkiler müşavirliği plan subayı bu açıklamayı yaptı. Açıklamalara bakacak olursak eğer özellikle terörle mücadeleye ilişkin son rakamlar paylaşıldı. 1 Ocak'tan itibaren İran kuzeyinde 17'si büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyonun yapıldığı duyuruldu ve bu kapsamda da 92 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyon sayısını da açıkladı. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 33.976 terörist etkisiz hale getirildi ve Suriye'deki taciz atışlarıyla ilgili bir rakamda paylaştı MSB. 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerine terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırının gerçekleştirildiği duyuruldu ve kahraman komandoların anında müdahalesiyle gerekli karşılığın verildiği ve 616 teröristin etkisiz hale getirildiği de paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Tabii Milli Savunma Bakanlığı FETÖ ile mücadelesini de sürdürüyor. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24.339 personel ihraç edildi. 1079 personel hakkında ise idari sürecin devam ettiği kaydedildi. 1 Ocak 25 Mart 2022 tarihleri arasında ise 268 personel ihraç edildi. 154 emekli personelin ise rütbeleri geri alındı. 127 personel göreve iade edildi ve 12 emekli personelin rütbesi, unvanı da iade edildi. Tabii Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalara ilişkin ihlalleri de sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 2022 yılında 423 ihlalin gerçekleştiğini kaydetti ve bu dönemde söz konusu adalara 11'i Savunma Bakan Yardımcısı olmak üzere 19 ziyaretin yapıldığı ve uluslararası hukukun ihlal edilmeye devam ettiği de kaydedildi bu kapsamda. Tabii Ukrayna-Rusya sahasında yaşanan gelişmelerde yine Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Bu kapsamda Ukrayna'ya gönderilen 2 A400M nakliye uçağının ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle Kureder ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı'nda tahliye için beklediği de açıklandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Ve sürüklenen mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere tüm çalışmaların devam ettiği de Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından not düşüldü. Tabii oldukça gündemdeydi bu serseri mayınlar MSB kaynakları. Özellikle iki tip deniz mayını olduğunu not düştü. Bunlardan birincisinin dip, diğerinin ise demirli mayın olduğu ifade edildi. Ve demirli mayınların belli bir ağırlıkla atılan patlayıcılar olduğu, bazen düzgün dökülmemesi gibi durumlarda rüzgar, meteorolojik şartlar gibi nedenlerle
akıntı, rüzgar dalgaya kapılarak sürüklenebildiğini de ifade etti Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ve 26 Mart'ta Garipçe'de, 28 Mart'ta İneada açıklarında tespit edilen iki mayın hatırlatıldığı MSB kaynakları tarafından ve söz konusu iki mayın müteakip incelemelerde ihtiyaç duyulacak bilgilerin alınması tarafından SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiği de ifade edildi ve kesin sonuçlara ulaşmadan herhangi bir açıklama yapmanın doğru olmadığını da not düştü Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ve Milli Savunma Bakanlığı'nın kimsenin zarar görmeden bu tehlikenin bertaraf edilmesine odaklandığı da ifade edildi güvenlik kaynakları tarafından ve karakol gemileriyle denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde mayın gözetleme faaliyetlerinin devam ettiği de ifade edildi ve Karadeniz'de problemlerin bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında kıyıdaş ülkelerin işbirliği ve koordinasyonu içinde çözümünden yana olduğunu her zaman Türkiye'nin kaydettiğini de hatırlattı Milli Savunma Bakanlığı. Şu aşamadaysa hem Türkiye'nin hem de kıyıdaş ülkelerin imkanlarının olduğu ve bu sorunu çözmeye yeterli olduğunu değerlendirildiği de ifade edildi. Şu anda NATO'ya ihtiyaç olmadığını da belirtti Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ve özellikle Türkiye, İtalya ve Fransa arasında yapılan görüşmeler yapılacak. Bu görüşmeler işaret edildi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından. SAMTE konusunun gündeme gelip gelmediği ve ortak bir üretime yönelik gelişmeler olup olmadığı soruldu Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına. Bu konuda da çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı ve SAMTE konusundaki çalışmaların kaldığı yerden devam etmesinin doğal olduğunu ifade etti Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Aynı zamanda Türkiye'nin hava savunma sisteminin ihtiyacına da dikkat çekti. Diğer bir gelişme ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in F-35 konusunu Türkiye'nin kapattığı yönündeki açıklamalarıydı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına bu açıklamada soruldu ve kaynaklar da Türkiye'nin F-35 konusunda görüşmeleri sürdürdüğünü işaret etti. Gelişmeler böyleydi. Özellikle mayın konusunda önemli açıklamalar geldi MSB kaynaklarından diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Musa Gençtürk, kolay gelsin diyoruz. Tüm detayları aldık toplantı ile ilgili. Devam ediyoruz şimdi bültenimizde. Efendim, iş insanı Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün düzenlediği Türkiye'nin Güvenliği ve NATO konferansında konuştu. NATO bize sunulmuş bir kanserdir diyen Sancak, Türkiye kanserden kurtulmak istiyorsa NATO'dan çıkmalıdır vurgusu yaptı. Ekonominin merkezinin Asya'ya kaydığını belirten Sancak, uygarlığın merkezi olan Asya'da yerimizi alacağız, güvenliğimizi de orada sağlayacağız dedi. NATO bizim içimizde geçmişte yatan bir kanser kurumudur. İçimize sokulmuş bir kanser kurumudur. Türkiye sağlığına kavuşup kanserini yenmek istiyorsa NATO'dan çıkmalıdır. Geç bile kaldı. İş insanı Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün düzenlediği Türkiye'nin Güvenliği ve NATO konulu konferansa katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta konuşan Sancak, Türkiye'nin bir an önce NATO'dan çıkması gerektiğini vurguladı. Bu Praga'dan bir an önce kurtulalım, Asya'daki yerimizi alalım. Güvenliğimiz orada. Ayrıca bizim zaten muhtaç olduğumuz kudret asil damarlarımızda mevcuttur. NATO'nun 70 yıllık süreçte Türkiye'ye hiçbir katkısı olmadığını söyleyen Sancak, aslında Türkiye NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde dedi. Şu anda ambargo uyguluyorlar bize. Niye ambargo uyguluyorlar bize? Kendi savunma sanayimizi kendimiz kurmak istediğimiz için. Bak ben BMJ'de Alpay tankını yapmaya çalışıyorum. Her şey hazır, motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusunda bize motor vermedi. Sözleşmede olduğu halde. Ağır tatbikleri halde. Uluslararası hukuk falan diyorlar. Hiç çaymış. Kendi vefatlarına gelin ne oluyorlar. Ve tahkim tanımda bir şey var. NATO'nun Türkiye'ye ambargo uyguladığını ifade eden Sancak, Ukrayna örneğini vererek Türkiye'yi bağımlı hale getirmeye çalıştıklarına dikkat çekti. Türkiye kendi tabancasını yapamadı. Mustafa Kemal'in kurdurduğu makina kimya endüstrisini atıl hale getirdiler. Bizi sürekli tüketen ve onlara borçlanan, midesinden ve kafasından onlara bağımlı bir millet haline çalıştılar. Şimdi Ukrayna'ya yaptılar gibi. Hiçbir katkısı yok, tam tersi sürekli önümüzü kesiyor. NATO bizim içimizde geçmişte yatan bir kanser kurumudur. Türkiye sağlığına kavuşup kanserini yenmek istiyorsa NATO'dan çıkmalıdır. Türkiye'deki NATO'culara dikkat çeken Ethem Sancak, NATO'dan çıkma konusunda hükümeti dik durmaya davet etti. Biz
biz NATO'dan çıkarsak yıkılırız. NATO'suz olmaz. NATO'cular var bizde biliyorsun. Bu tehditlere ve bu söylemlere prim vermeyin. Biz hükümeti dik durmaya davet edelim ve dik durduğu zaman da arkasından duralım. Yalpaladığı zaman da hayır yapma diyelim. Zaten bunun doğal sonucu boşanmayla sonuçlanacak. Onlar da bizden çok mutlu değiller çünkü artık köleliği kabul etmiyoruz. Ekonominin merkezi Asya'ya kayıyor. Asya bir üretim merkezi oluyor. Bilim, kültür, sanat da oraya kayacak diyen Sancak, Türkiye'nin gelecekteki yerinin Asya olduğunu vurguladı. Ekonomik şiddet merkezi insanlığın Asya'ya kalktı. Asya Pasifik'e kalktı. Üretici güçler orada toplandı. Tek başına satın alma paritesi ölçeğinden Amerika'ya geçti. 2030'da dünyanın en büyük ekonomik gücü haline geldi. Düşünün bir de buna her yıl %10'la büyüyen Hindistan. Arkadaşlar Enderoz ya. Latin Amerika'nın gelişen ülkeleri, ekonominin sirket merkezi Asya'ya kayıyor, uygarlık oraya kayacak, bilim, sanat, her şey oraya kayacak. Konferans sonrası üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Ethem Sancağı, Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından plaketle takdim edildi. Zamlarla devam ediyoruz. Konutlarda kullanılan doğal gaza %35, sanayide %50, ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %44.30 zam yapıldı. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak. Bir zam da elektriğe geldi. Elektrikte sanayi tarafı %20 zamlandı. Zamla birlikte kilowatt saat başı elektrik fiyatı 1 lira 92 kuruştan 2 lira 30 kuruşa yükseldi. Doğalgaz fiyatına 1 Nisan 2022 itibariyle zam yapıldı. Mesken abonelerinin tarifesine %35, sanayi abonelerinin tarifesine %50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %44.30 zam geldi. Bu zamla beraber konutlara verilen doğalgaza son bir yılda %92.8 artış yapılmış oldu. Sanayiye verilen doğalgazda yıllık zam oranı %552'yi bulurken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda ise %637'yi buldu. BOTAŞ'ın internet sitesinde doğalgazın %99'unun yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği hatırlatıldı. Doğalgazdan sonra sanayide kullanılan elektriğe de zam geldi. Elektrikte sanayi abonelerinin tarifesine %20 zam yapıldı. Bu aboneler için kilowatt saat başı elektrik fiyatı 1 lira 92 kuruştan 2 lira 30 kuruşa yükseldi. Şimdi bir taraftan hayat pahalılığıyla mücadele için indirim yapılıyor. Ne indirimi? KDV indirimi. Ancak yurttaşlar KDV indiriminin çözüm olmadığını, üretim yaparak dışa bağımlılığı azaltarak bu krizden çıkılacağını söylüyor. Böyle gitmez diyen vatandaş, hükümetin serbest piyasaya müdahale etmesini istiyor. Çözüm mü? KDV indirimi pek çözüm değil. Nasıl? Üreten bir ülke olmazsak, biz ekmezsek, biz biçmezsek, biz üretmezsek, dışarıya bağlı kaldığımız süreç içerisinde yani bunları yaşarız. Bu işte dışarıdan geliyor, dolardan geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani biz kendimiz üretmemiz lazım bunu. Ben de üreticiyim, ben köylüyüm, ben fıstık üretiyorum mesela. Valla vatandaşa yansımadıktan sonra KDV indirimli bir anlamı yok. Şu anda her şey ateş pahası. Serbest piyasayı da bu kadar da serbestleştirmesinin bir anlamı yok yani. Vatandaşın alım gücüne yansımadıktan sonra bir çözüm olmaz yani. İstedikleri kadar çözüm yapsınlar. Yani düne kadar %18 KDV alıp da bugün %8'e düşürmenin bir alemi yok ki. Denetim yok yani. Denetim olsa zaten bu hale gelmezdi. Bir hafta her şeyi alıyorsun, üçüncü gün gittiği zaman da sen duymadın mı diyor, bu zam geldi diyor. Durduğu yerde zam geldi diyor. Kafelere oturduk, şeylerde otururduk, denetleme vardı. Şimdi denetleme diye bir şey yok. Şimdi ne olursa olsun, istersen 10 katı olsun, bir tanesi soran yok. Yani her şey iki katı, eskisinin iki katı. Ne gıdada, ne giyimde, ne beyaz eşyada hiçbirinde indirim ben göremiyorum. Aynen dolar yükselince gelen zamların aynısı devam ediyor. Ben indirim göremedim. Yani onun çözümü bence kaynaktan gelen maliyeti düşürülmesi. Doların artması tüm maliyetler artması demek. Çünkü kazanan kazanıyor, fakir zaten fakir, zengin zaten zengin. Yapacak bir şey yok yani. Olan fakir oluyor. Tavuk hepsi başını almış gitmiş. Diyelim ki 100 liradan gidiyordum, şimdi 200 liradan gidiyorum yetmiyor. Onu bile yani yapamıyoruz. 200 liradan gittiğimiz halde yetişemiyoruz. Yani yarı yarıya, 2 kiloysa 1 kilo, 1 kiloysa yarım kilo, tane. Ülkede yatırım olmadığından dolayı, üretim olmadığından dolayı herhalde dışarıdan geldiği için çoğu ürünler. Ama bu da tabii ki hükümetin yaptığı yanlış ekonomi hamleleri yüzünden.
böyle olmaması gerekirdi. Daha köklü çözümler lazım. Yani bu böyle gitmez diyorum. Hiçbir şey düşmedi abi. Zaten 600 lira bize bir emeklilik fark verdi. Gidiyorsun her şeyden 600 kağıt yeri çıkıyor karşısına 1600 çıkıyor. Şimdi Rusya ve Çin'den gelen açıklamalar var. Dışişleri Bakanları stratejik ortaklığı daha ileri düzeye taşıma ve adil ve demokratik yeni bir dünya düzeni kurma iradesine vurgu yapıyor. İki ülkenin bakanları hegemonyacılığa karşı çok kutuplu dünyayı kurtarmak için dünyayı teşvik ettiklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'de düzenlenen Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı öncesi Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Lavrov ve Wang ortak basın toplantısında çok kutupluluğu geliştirmek için çabaları artıracaklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uluslararası ilişkiler tarihinde çok ciddi bir aşamadan geçiyoruz. Sizler ve benzer görüşteki diğer halklarla çok kutuplu, adil ve demokratik bir dünya düzenine doğru hep birlikte ilerleyeceğiz ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de ikili ilişkileri geliştirmekteki kararlılıkların daha da arttığına vurgu yaptı. Wang, devlet başkanlarının vardığı mutabakatın rehberliğinde Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir çağda bir üst düzeye taşımak üzere birlikte çalışmak istiyoruz dedi. Ukrayna'da yaşananların Batı'nın soğuk savaş mentalitesinden kaynaklandığını belirten Çin Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların meşruiyetinin bulunmadığını ve yapıcı olmadığı eleştirisi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'la ilgili yaptığı konuşmada önemli bir çağrı yaptı. Lavrov, uluslararası toplumun Afganistan'ın yeni hükümetiyle aktif bir şekilde işbirliği yapması ve ülkenin Birleşmiş Milletler ve tüm katılımcıları tarafından resmi olarak tanınmasına yönelik adımları teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen açıklamalar var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı muhalefet partisinin mutabakat bildirisini yabancı bir büyükelçiye onaylatmasıyla ilgili konuştu. CHP liderinin ortak metni bir Avrupa Birliği elçisine redakte ettirdiğini söyleyen Soylu, muhatabı çıkıp açıklasın, aslı vatana ihanettir dedi. Siyaset ve devlet işi ciddi bir iştir. Tekrar ifade ediyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 partinin ortak metnini bir Avrupa Birliği Büyükelçisi'ne onayladığını açıkladı. Kendi yanındaki büyükelçiyi Avrupa Birliği'nden bir büyükelçiye, kalkan yemeğe gitmediler yalnız. Yeni bir açıklama yapan Soylu muhatabı gösterdi, aslı vatana ihanet dedi. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanettir. Bakan metnin redakte ettirilemeyeceğini belirtti, bir şifre daha verdiğini söyledi. Toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızda bir büyükelçiyi, kendi yanınızdaki kişiyi bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz. Bir şifre daha verdim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sivil toplum il müdürleriyle görüşme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. LGBT'nin Batı tarafından fonlandığını söyledi. Türkiye'de kurulmuş bulunan 22 LGBT derneğine toplam 20.127.417 dolar yardım yapıldı. LGBT derneklerini Batı deli gibi fonluyor. LGBT'cilik, FETÖ'cülük, kuytulculuk, PKK'cılık, YHKPC'cilik. Bunların önemli bir bölümü sivil toplumculuk adı altında geliştirilmektedir. Ve bunların her birinin kökü dışarıdadır. Bakan PKK ve çeşitli örgütlerin de Batı'dan para alarak faaliyette bulunduğunu açıkladı. Güney vilayetlerinden bir tanesinde 120 tane derneği sadece bir ülke besliyor uzun yıllardan beri. PKK'yı yıllarca bu yöntemle besledi. YHKPC aynı şekilde yıllardır Batı'nın bu yöntemle fonladığı bir yapıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım. Özbekistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Erdoğan. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerle ilgili konuştu. İki ülkenin liderleriyle yeniden görüşeceğini belirtti. Türkiye'nin garantör ülkelerden biri olabileceğini de söyleyen Erdoğan, Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliği noktasında ısrarlı bir duruşunun olmadığını vurguladı. 58 ülke Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Özbekistan'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna arasında devam eden müzakerelerle ilgili konuşan Erdoğan,
hedefin iki ülkenin devlet başkanlarını bir araya getirmek olduğunu söyledi. Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski'yle görüşmeler yapma kararlılığım var. Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek diyeceğiz. Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede devlet başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor. Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz diyen Erdoğan, Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliği noktasında çok ısrarlı bir duruşu olmadığına dikkat çekti. Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliği noktasında çok ısrarlı bir duruşu yok. Aslında Ukrayna'nın Avrupa Birliği konusunda da çok ısrarlı bir davranış içinde olacağına ihtimal vermiyorum. Zira bu süreçte Avrupa Birliği üyesi ülkeler bir kısmı dışında bu işe ciddi manada asılmadılar. Bütün bunlara rağmen Sayın Putin'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi noktasındaki olumlu bakışını öğrendim. Duydum. Tabii bu görüşmeler esnasında nihai durumu da öğreneceğiz. Kendisiyle görüşmemde de bunu kendisinden duymak, bu konuda atılacak adımları da daha isabetli değerlendirme imkanını bize vermiş olur. Erdoğan, Rusya'nın yüz ölçümüyle, nüfusuyla, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel gücüyle dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer alan bir güç, bir kuvvet olduğunu da ifade etti. Yaptırımlarla ilgili Türkiye'nin tutum değişikliği olmadığını vurguladı. Şu ana kadar biz yaptırımlar noktasında herhangi bir tutum değişikliğine gitmediğimiz gibi Rusya tarafından da bu yaptırımlar zinciri içerisinde Türkiye'ye karşı herhangi bir uygulama yapılmadı. İsrail'le başlayan yeni dönemi de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tel Aviv yönetimine Mescid-i Aksa uyarısı yaptı. Erdoğan, "Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na onu da söyledim. Her yıl bir sıkıntı yaşanıyor. Bu Ramazan bayramında Müslümanlar huzurlu bir Mescid-i Aksa ziyareti yapabilsin." ifadelerini kullandı. Asgari ücrette yeni artış olur mu sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Tespit tarihi Aralık." dedi. "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığı'na otururlar, konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Kırmızı et fiyatı tartışmalarıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı, "Şu anda ne yazık ki kırmızı eti fırsata dönüştürmek isteyen bazı fırsatçılar var. Biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreciyle ilgili açıklama yaptı. İki ülke arasında 1-2 hafta içinde üst düzey görüşmelerin başlayabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, Rusya lideri Vladimir Putin'den de Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını söyledi. Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesinin dışişleri düzeyine taşınabileceğini belirtti. Kuleba ve Lavrov'un toplantıya hazır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 1-2 hafta içinde en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme olabilir ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ilerleyen süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelebileceğini ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgeye asker göndereceği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, 16.600 civarında vatandaşımızı tahliye ettik. Ülkenin tamamında refakatçileriyle birlikte 90 vatandaşımız var. Otobüslerimiz sürekli sahada bekliyor ifadelerini kullandı. Rus lider Putin'den gelen ruble hamlesi var. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftadan beri konuşuyorduk. Kararname onaylandı. Doğalgazı ruble ile satma kararlılığısa Avrupa'da panik yarattı. Gaz rezervleri azalan Almanya'nın ardından Yunanistan'da erken uyarı durumuna geçti. Bu arada Avrupa'da ilk olarak Vatikan ruble ile gaz alımına başladı.
Rusya'nın doğalgazı rubleyle satma kararını aşamayan Avrupa'yı panik sardı. Rezervleri azalan Almanya ve Yunanistan'ın erken uyarı durumuna geçtiği belirtildi. Nach der Gasverordnung aus Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı gaz acil durum planında erken uyarı seviyesinin etkinleştirildiğini açıkladı. Hali hazırda tedarikle ilgili bir sorun yaşanmadığını belirten Habeck, olası bir arz sorunu için ihtiyati tedbirler aldıklarını söyledi. Yunanistan Enerji Bakanlığı da Rusya'nın verdiği süre dolmadan acil durum toplantısı yapılacağını açıkladı. Toplantıda Rusya'nın gaz akışını durdurması halinde stoklarının yeterliliğiyle ilgili mevcut tüm senaryoların değerlendirileceği belirtildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya ile ortak yürüttüğü petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyeceğini duyurdu. Mallarımızı hem Avrupa Birliği'ne hem de Amerika'ya tedarik etmemizin ve ödemeyi dolar, avro veya diğer para birimleriyle almamızın bir anlamı olmadığı aşikar. Doğalgaz tedariğimizin ödemelerini dost olmayan ülkelerden Rus rublesiyle alacağız. Rusya'nın gaz ve petrol ihracatında ruble kullanma kararından sonra ilk ruble ödemesini yapan ülke Vatikan oldu. Vatikan Bankası Rus doğalgazını ruble olarak ödedi. Roma'nın merkezinde yer alan devletin Rusya Merkez Bankası'ndan 10 milyon avro eşdeğerinde bir ruble satın aldığı kaydedildi. Şimdi IMF'den gelen bir açıklama da var. Dolar saltanatının çöküşüyle ilgili kritik bir açıklama geldi. Rusya'ya uygulanan finansal yatırımların ABD dolarının hakim rezervini ortadan kaldıracağını söyledi IMF yardımcısı. Bazı ülkelerin şimdiden farklı para birimleriyle ticaret için müzakereler yaptığını belirtti. Dünya genelinde milli paralar üzerinden ticaret artıyor. Milli paralar yükseldikçe doların saltanatı da çöküyor. Süreçle ilgili son tespit, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath'tan geldi. Rusya'ya uygulanan finansal yaptırımların ABD dolarının hakim rezervini ortadan kaldıracağını belirtti. Gopinath Financial Times'a verdiği mülakatta, doların küresel para birimi konumunun giderek azalması çok olası ifadelerini kullandı. Ülkeler ticaret yaptıkları ve borç aldıkları para birimlerinde rezerv biriktirme eğiliminde. Bu nedenle diğer para birimlerine doğru daha yavaş hareket eden bazı eğilimlerin daha büyük bir rol oynadığını görebilirsiniz. Bazı ülkelerin şimdiden farklı para birimleriyle ticaret için müzakereler yaptığını belirten Gopinath, diğer para birimlerinin küresel ticarette kullanımının merkez bankalarının rezervlerinde de çeşitlilik sağlayacağına dikkat çekti. Efendim, Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın çok işlevli medya merkezi Suhum'da törenle açıldı. Merkezin açılışını kutlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Abhazya ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının güçleneceğini vurguladı. Abhazya'nın bütün dünya tarafından devlet olarak tanınmasının büyük görev olduğunu söyleyen Perinçek, Vatan Partisi'nin bu görev için çalışmalarını daha da kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Abhazya'yı Türkiye'mize ve bütün dünyaya açacak olan ve bize Abhazya'dan kardeşlik bilgileri ve Abhazya'nın başarılarını gönderecek, duyuracak olan medya merkezinin başarıları hepimizin başarıları olacak. Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın çok işlevli medya merkezi artık kullanıma hazır. Medya merkezinin açılışını Türkiye'den Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olarak yürekten duygularla kutluyoruz. Suhum'da bulunan çok işlevli medya merkezinin açılışına ilgi yoğun oldu. Açılış törenine Devlet Başkanı Aslan Bijenya, Rusya Federasyonu'nun Abhazya Cumhuriyeti Büyükelçisi Mihail Litvinov, Güney Ossetya Cumhuriyeti'nin Abhazya Cumhuriyeti Büyükelçisi Oleg Botsiev, Pridnestrovya Moldova Cumhuriyeti'nin Abhazya Cumhuriyeti Resmi Temsilcisi Geri Kupalba ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Devlet Başkanı Aslan Bijenya, uluslararası bilgilendirme politikası alanında etkin olarak çalışmak önemli ve gereklidir. Doğru yaklaşımla her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum, ifadelerini kullandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, merkezin açılışını kutlayan bir video gönderdi. Perinçek, medya merkezinin katkılarıyla
Abhazya ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirileceğini vurguladı. Abhazya ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını önümüzdeki dönemde medya merkezimizin de büyük katkılarıyla güçlendireceğiz, çelikleştireceğiz. Abhazya'nın bütün dünya tarafından devlet olarak tanınmasının büyük görev olduğunu söyleyen Perinçek, Vatan Partisi'nin bu görev için çalışmalarını daha da kararlı devam ettireceğini ifade etti. Abhazya'nın bütün dünya tarafından devlet olarak tanınması önümüzdeki görevdir. Vatan Partisi bu görev için çalışmalarını şimdi daha gayretli olarak yürütecektir. Bu açılış gününe katılan bütün Abhazya'nın sayın devlet adamlarını ve bütün dostları, kardeşleri Türkiye'den en sıcak duygularla selamlıyoruz, saygılarımızı yolluyoruz. Şimdi hayat pahalılığıyla mücadele için önce Şubat ayında gıda tarafında yapılan bir KDV indirimi vardı ve şimdi temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan bir KDV indirimi var. Bugün de yürürlüğe giriyor, fiyatlara yansıyacak. Fiyatlara yansıdı mı, yansımadı mı, nasıl yansıyacak? Vatandaştan gelen şikayetler de var. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Tüketicilerin babası, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu bizlerle birlikte. Sayın Ağoğlu hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Çok önemli bir konuya değindiniz. Ben tüketiciler adına teşekkürlerimi... Her zaman iyi ki varsınız diyoruz. Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir zaman kırmıyorsunuz ve bütün sorularımızı yanıtlıyorsunuz. Şikayetleri dinliyorsunuz. Bizim için çok değerlisiniz. Her zaman bekleriz yayınlarımıza da. Yeşim Hanım, sözünü kestim. Öyle güzel bir noktadan girdin ki bugün yaşayacaklarımızı adeta nasıl yaşadık? 14 Şubat Sevgililer Günü'ydü biliyorsunuz. Ama çok önemli bir gündü tüketiciler için. Temel gıdalarda katma değer vergisi oranı %87,5 indirildi. Yani devlet alacağı 10 liranın 8 lira 75 kuruşundan vazgeçti. Ne zaman oldu bu? İlan edildi. Daha sonra 14 Şubat'ta yürürlüğe girdi. 14 Şubat tarihi neden önemli? Sevgililer günü olduğundan değil. Ben o tür günleri önemsemem. Yani sevdiğini 365 gün sevsin. Ama 14 Şubat'ta KDV indiriminin yansıtması gereken pek çok satış noktası ki buna maalesef bazı büyük zincir marketler de dahil belgeleri var bizde. O KDV'yi kendi kasalarına aktardılar. Ya vatandaş et ürünü, süt ürünü alamaz oldu. Yine süt ürünlerine bugün %20 civarında zam geldi. Elektrik, doğalgaz, haberleşme, internet ortamında yapılacak zamlar. Ne istiyorsunuz siz vatandaştan? İlla çok zengin mi olmak istiyorsunuz? Gidin müteahhitlik yapın. İhale peşinde dolaşın. Niçin geldiniz? Bak, insanların temel ihtiyaçlarının bulunduğu bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz diyorum. Ben demiyorum sadece. Ekim ayı sonunda Rekabet Kurumu da siz niçin böyle haksızlık yapıyorsunuz diye bunları 2.7 milyar ceza. İşte bu zamlar, şimdi bir şey söyleyeceğim Sayın Ağoğlu, soru sorarak gidersek çok sevinirim. Çünkü merak edilen sorular da var. Şimdi zamların sonrası, haklısınız. Biz de gerçekten bu zamlardan müzdaripiz. Hepimiz her gün şikayet dinliyoruz. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Haliyle hepimiz etkileniyoruz. Şimdi bu dediniz ki bir ceza kesildi. Bu cezalar yeterli mi? Çünkü hala o raflarda maalesef etiketler değişmeden önce bir KDV indirimi öncesi yine zam yapıldı iddiaları var. Siz vatandaşlardan ne dinliyorsunuz? Nasıl yansıdı diyebiliriz? Siz sürekli tüm marketleri geziyorsunuz çünkü. Buyurun. Evet, az önce marketteydim. Birkaç markete gittim. Canlı yayınlarda yaptık. Ve vatandaşların size gazeteci olarak ilettikleri, sizin insan olarak, vatandaş olarak yaşadıklarınız aynen bize de geliyor. İnanın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. KDV %18'den 8'e düşüyor. Evet. Temel ihtiyaç nedir bu? Sabundur, temizlik malzemeleridir, hijyenik pettir, bebek bezidir. Yani tuvalet kağıdıdır, hepimizin kullandığı ürünler. Bunların fiyatları ikiye katlanmıştı. Vatandaş feryat edince devlet dedi ki benim elimde bir vergi imkanı var. Vatandaştan alıyorum. Ben bunun bir bölümünden vazgeçeyim dedi. Ve bu indirimler duyurulunca fiyat etiketleri değişti. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Çok söylemek istediğim var. Onun için makinalı tüfek gidiyorum. Ben kısıtlı. İndirimin ne kadar olması lazım? Yani 100 liralık bir ürün ne kadar ucuzlayacak? Ucuzlamanın sebebi de satıcı değil. Satıcıdan bir kuruş eksilmeyecek.
veya üreticiden. Cebimize o ne kadar etkisi olacak? Evet, devletin bize bıraktığı, almaktan vazgeçtiği vergi %8,5. 100 liralık ürün bugün 91,5 liraya satılması lazım. Formül bu. 200 liralık ürün, 200 yazın çarpı 0,915 yazın %91,5'u çıkar. O da 183 lira olur. Hemen ekleyin. Bugün sahura kalkılacak. Yarın iftarlar var. İftar menüsü ilan edenlerde de kadev indirim var. Lokantalarda, hazır gıdada. Her yerde var. Fast foodlarda. Orada da %8,5 fiyatın düşmesi lazım. Yani 30 liraya satılan bir hazır gıda fast food dükkanında mutlaka %8,5 inmeli. Bunların takipçisi olalım. Maalesef yapmıyorlar. Yapmayanlar olduğunu görüyoruz ama yapan da var. Az önce Perakendeciler Derneği'nin İstanbul Şube Başkanı Faruk Bey bana gönderdi. Dedi ki Aydın Bey, biz uyguladık. İşte insertlerimiz. Çünkü bize zaman tanındı 3 gün. İnsert dediğim ilanlar, fiyat listeleri. Hatta indirimli ürünlerimizde 3 fiyat yazdık. Niye yazdık? Vatandaş net olarak bilgilensin diye. 30 liralık sattığı ürünü 25'e satıyorsa 25 lirayı yazmış indirimden sonra. O 25 liranın da %8,5'unu indirip KDV indirimden sonraki nihai satış fiyatını belirtmiş. İşini dürüst yapanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsinin öyle olması gerektiğine inanıyoruz. Maalesef birileri... Oğlum, biz ne yapalım? Sorunuza geleyim. Etkili mi dediniz yaptırımlar? Hayır değil. Nasıl olmasını istiyor vatandaş? Şimdi stokçuluk, yani rafta şeker yok, depoda var. Stokçuluk bu. Fiyatları arttırdılar. Arttı, evet gerçekten arttı. Evet. Şekerde de arttı. Stokçuluğun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapisti. Ayrıca idari yaptırım, para cezası vardı. Bu ceza 1 yıldan 3 yıla çıkarılsın diye mecliste şu anda tasarı var, kanun var. Buna lütfen bir madde eklesinler, bir şart düşünler. Bu cezalar paraya çevrilemez ve ertelenemez. İki, tüketicilerden gelen teklifleri ve talepleri söylüyorum. Mağaza kapatma cezası verilsin ve mağazanın camına afiş yapılsın. Densin ki bu mağaza filan tarihte yapılan tespitte stokçuluğu nedeniyle tutanak düzenlenmiş olup 3 gün boyunca kapatılmıştır. Tekrarında bir hafta. O ya ne güzel olur. Afişi görürsek o mağazadan içeri adımımızı atmayız. O da amacına ulaşamaz. Bu piyasadan çekilir gider. Dünyanın hiçbir demokratik sosyal hukuk devletinde serbest piyasa diye vatandaşın temel ihtiyaçları vahşi kapitalizmin acımasız kurallarına terk edilemez. Devlet orada denetleyici, düzenleyici olarak devreye girer. Bakın internete zam yapıldı deniliyor. Hayır, vatandaşa yansımayacak bu. O toptan altyapı hizmeti alan şirketlere yapıldı. Yani bizim hizmet aldığımız internet şirketine, telefon şirketine. Biz sözleşme süresi sonuna kadar aynı fiyattan hizmeti alacağız. Bu zorunluluktur çünkü tüketici sözleşmeleri sözleşme süresi sonuna kadar tek taraflı tüketici aleyhine değiştirilemez. Tüketici kanununda açık hüküm var. Peki. Bunu hemen hatırlatayım. Yani internet altyapısı hizmetlerine zam yaptı Türk Telekom diye şey yapmasınlar. Tüketiciler zamma razı gelmesinler. Sözleşme süresi sonuna kadar anlaştığı fiyattan taahhütlü olduğu, taahhütlü olan aboneler için söylüyorum ki çok büyük bölümümüz taahhütlü aboneyiz. Böyle bir zam olursa karşı çıksınlar. Tüketici hakem heyetlerine şikayet edebilirler, BTK'ya şikayet edebilirler. Alo 175 tüketici hattı var 7/24. Şimdi bu fiyatları indirmeyen, etiket hilesiyle kendi kasasını aktarmaya çalışan fırsatçıları, vurguncuları da aynı şekilde CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsinler. Alo 175 tüketici hattı var. Nasıl anlayacağım peki ben bir vatandaş olarak Sayın Ağoğlu? Nasıl anlayacağım? Çok güzel anlıyorsunuz. Çünkü alın terinizde kazandığınız paranız kıymetli. Geçen hafta bakıyorsunuz o bebek bezi 100 liraydı. Pazartesi veya bu cuma gidiyorsunuz. Çekip yine 100 lira. Yine 100 lira. Niye? Önce 110 yapmış. KDV indiriminden 10 lira gelince %8,5 10 lira diyor yaklaşık. Yine 100 liradan satıyorsa KDV'yi indirilen kısmını cebine atmış. Yani KDV indirimi 10 puan oldu. Ama nihai fiyata etkisi %8,5. Net söylüyorum. Bakın 110 liranın %91,5'unu alalım. Göreceksiniz gene 100 lira çıkacaktır.
110 çarpı 0.915. Evet, 100 lira 65 kuruş olarak gözüktü ekranda. Evet. Yani 200 liraya satıyor. Belli ki katma değer vergisinden gelen bu indirimi kasasında kalsın diye etiket hilesiyle tüketiciye yansıtmıyor. Bu böyle durum karşılaşan tüketiciler, ki en çok şikayet bebek bezinden geldi, hijyenik pedlerden, tuvalet kağıtlarından geldi. Fiyatlar ikiye katlanmıştı. Bu kadar hızlı artmasına gerek yok. Tamam, orada savaş var, bir takım sıkıntılar, maliyet artışları var. Ama birileri de bunu vurgun vesilesi yapsın. Yani maliyetler arttı diye mi arttı karkas etin fiyatı? Dana karkas 100 liraya yaklaştı. Daha 1,5-2 ay önce 50-60 lira bandındaydı dana karkas. Şu anda biz 85 liraya aldığımız kıymayı 130 lira etiket gördüm. Ya. Sürekli marketlerde. Vatandaş ne yiyecek? Sofrasına ne koyacak? Yani tepkiliyim biraz. Kusura bakmayın. Bugün çok haklısınız. Biz de tepkiliyiz. Gerçekten hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Tüm izleyicilerimizi de, size de. Bugün ilk sahur yapılacak. Cumartesi ilk iftar yapılacak ama fiyatlar almış başını gidiyor. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi süremizi de iyi kullanmamız açısından, yani etikete yansıtılmadıysa, diyelim ki yazmadı, nasıl anlayacağım ki ben ne kadarlık indirildiğini, hangi oranda? Efendim, şu cep telefonlarımızın tamamı artık fotoğraf çekiyor, video çekiyor hatta. Eski aldıklarımızın fişleri var. Gittiğimiz zaman birkaç gündür söylüyorum, ilk 2-3 gün alışverişinizi erteleyin. Erteleyin dedim, yapmayın dedim. Bunu da duyanlar oldu, uyanlar oldu. Fotoğraflayın etiketleri dedim. Herkes en çok kullandığı ürün. Mesela ben 32'li 3 katlı tuvalet kağıdı kullandım. Gittim fotoğrafını çektim. Ne kadar fiyatı şimdi? Etiketin fotoğrafını çektim. 120 lira olan vardı. 90 lira olan vardı. 80 lira olan vardı. Bunu şunun için söylüyorum. Bakınız, iyi araştırmadan fiyat uygulanır. Biz onu iyi araştırmadan alırsak hakikaten çok fahiş farklar var. Yani fırsatçılar var. Bu indirimler, unutmadan söyleyeyim, internet ortamı için de geçerli. Pazarlarda da deterjan, temizlik malzemeleri falan satıyorlar. Orada da geçerli. Çünkü yapılan bu indirim tüccarın verdiği bir indirim değil. Tüccar yine aynı parasını alacak. Burada indirim sadece devletin tüketiciden alacağı vergiden vazgeçmesidir. Dolayısıyla kimse bir indirim yapmış olmuyor. Peki. Şimdi OGS uygulamasının sonlandırılması ile ilgili de sizin bir talebiniz var. Yani bu şekilde vatandaşa yansıması ne olur? Bu OGS-EGS arasındaki fark ne kadardır? Son bulmuştu ama farkı almayı unutmayın diyorsunuz. Kaç vatandaş var bu şekilde? İsterseniz önce şu fiyat indirimden konuşayım. O çok önemli. Toparlayayım onu. Az önce ben Sancaktepe. Kısa olsun, süremizi iyi kullanalım, olur mu? Buyurun. Sancaktepe ilçesinde zabıtalarla birlikteydim markette. Zabıta neyi nasıl denetleyeceğini bilmiyor. Bakın, o nedenle tüketiciler çok dikkatli olsunlar. Her biri bir denetçi gibi bilinçli davransınlar. Fotoğraflarımı çeksinler. Ne güzel sordunuz, nasıl fark edecek? Geçen hafta çektim. Bu 100 liraydı. Bugün çektim. Yine 100 lira. Hani vergi indirimi? Bunu iletsin Ticaret Bakanlığı müfettişleri veyahut Hazine Maliye Bakanlığı. Bunu bir incelesin. Gelelim OGS. Ne olacak böyle OGS. Sürekli biz indirimi takip edeceğiz, ceza kesilsin diye bakacağız, uğraşacağız. Yani herkes üzerine düşeni görevi de bir yapsa şu dönemde, özellikle bu enflasyonla şimdi mücadele ettiğimiz dönemde de şunlara da ihtiyaç duyulmasa. Devletin tepesinde bir karar alıyor. Diyor ki ya bir nebze rahatlatayım hane halkı bütçesini. Birileri onu tırpanlıyor. Evet. Onu denetlemesi gereken bürokrasi işini layıkıyla yapmaz. Biz ne yapacağız vatandaş olarak? İş başa düşüyor. Tespitimizi yapacağız, bildireceğiz. Cezalar uygulanacak, önlemler alınacak. Az önce size dedim ki kesin olarak verilecek ceza, hapis cezası stokçularda ertelenemez ve paraya çevrilemez olsun. Peki. Mağaza kapatmaya gelsin. Gelelim OGS'ye. OGS cihazları ne işe yarar? Sadece paralı otoyolu köprülerden, tünellerden geçişte işe yarar. O cihazın başka bir fonksiyonu yok. Şimdi madem ki o cihazlar işe yaramıyor, ortaya bir hukuki ayıp çıktı. Bu halde cihaz için verdiğimiz depozitoları bize iade etmeleri lazım. Çeşitli miktarlarda almış, en yakın alan 11 dolar karşılığı 170 lira vermiş. HGS kaç para? 30 lira. 140 lira iade etsinler. 1 milyon 200 bin OGS var. Vatandaşları hakemeye yönlendirmesinler.
Çünkü vatandaş alın teriyle kazandığı parayı, onun için 140 lira, 150 lira çok önemli. 2 gün, 3 gün tencere kaynatıyorlar bazen o parayla. Mübarek Ramazan'a giriyor. Buradan Ulaştırma Bakanlığı'na çağırın. Kamu otoritesi olarak devreye girsin. Hangi banka sattıysa o depozitoları iade etsin. O OGS cihazları da elektronik çöplüğe gitmesin. Toplansın bir merkezde. İmha yerine mi gidecek, nereye gidecekse gitsin. Aksi halde insanlar onu çöpe atacaklar. Hem paralarından olacaklar hem de çevreyi kirletmiş olacaklardır. Ve Ramazan, son olarak neler eklemek istersiniz? İlk sahur dedik, ilk iftar, zamlar devam ediyor, alınan tedbirler ama fiyat artışları da, son olarak süt dediniz. Dün de doğalgaza gelen zam vardı. Buyurun efendim, tüketicilere neler söylemek istersiniz? Bizim sağlık komisyonunda tıp doktoru, uzman hocalar var. Proflar, doktorlar, uzmanlar. Onların tavsiyesi sahurda özellikle, her zaman söyledikleri gibi, tuzlu, çok şekerli, ağır şeyler yemeyin. Tabii. Ama mümkün olduğu kadar bol sulu sebze yiyin. Mesela kapya var, lahana şimdi var mevsiminde. Bol sulu sebzeler yer. Şunu sormak istedim aslında Sayın Ağoğlu. Yani Ramazan paketlerine de bakmışsınızdır. Nasıl fiyatlar, çarşı pazarda durum nedir? Bunu aslında sormaya çalışmıştım size ama tam ifade edemedim herhalde. Evet, ben Ramazan gelince açlıkla ilgili, oruçla ilgili olarak döndüm. Uzmanlarımız diyor ki bol sulu sebze meyve yiyin, bol sulu içmeyin. Çünkü o suyu hemen tahliye eder vücudunuz. Hı-hı. Ama sebzelerde bağırsaklardan öğleden sonra bile sıvı almaya devam eder diyor uzmanlarımız. Fiyatlar uçtu. Yani iftar menülerinde çok fiyatlar yüksek. Bugün süt ürünlerine %20 zam geldi, et ürünlerine %20 zam geldi. Ben insanlara söyleyecek söz bulamıyorum. Başım eğik, mahcubum. Olabildiğince mütevazı sofralarını kuracaklar. Pideyi bile, sade pideyi 7 liraya alacaklar. 6 liraya alacaklar. Yumurtalı pide 7,5 lira. Orada da zam beklentisi var. Buğday arttı diye, ekmeklik buğdayın un fiyatları arttı diye de yeni zam beklentisi var. Hayır, şu anda yapılmayacak deniyor ama tabii her an olabilir. Bu mübarek ayda ticaret yapanlar da biraz karlarından feragat etsinler. Zam da gelse onu kendi kar marjları içinde tutarak şu 30 gün oruç tutacak insanlara pahalılık yansıtmasınlar diyorum. Özellikle gıda ürünlerinde biliyorsunuz şekere de artış yapıldı. Şeker demek Ramazan'da tatlı ister insanların canı iftarda. Tabii. Tatlıcıların ürünlerinin fiyatlarının artması demek. Arttı. Yani sıkıntı da tüketici. Özellikle milyonlarca dar gelirli asgari ücretli insan çok sıkıntıda. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sağlıklı ve dayanışma içinde bir Ramazan geçirelim. Burada esnafımıza da görev düşüyor. Tüccarımıza da, üreticimize de, ithalatçımıza da var gücüyle, el birliğiyle çalışmamız lazım. Hepimiz aynı gemideyiz. Kimse cezaya muhatap olmasın. Kimse de cezaya muhatap olacak tavırlar, tutumlar içine girmesin. Peki. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun efendim. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu ile birlikteydik. İşte o hayat pahalılığı, enflasyon yansımaları Ramazan'da geliyor ama zamlar da devam ediyor. Hepimize kolaylık versin Allah dedi. Peki, bir ara verelim. Reklam arası devam edeceğiz. Hem gün ortası devam ediyor, hemen bir sıcak gelişme var. Bunu da aktaralım. Kremlin sözcüsü Peskov'dan gelen bir açıklama var Rus tarafından. Rus lider Putin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Dün de Ukrayna lideri Zelenski ile bir görüşme yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün de Rus lider Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek diyelim. Ve devam edelim bültenimize. Güney Osetya'dayız, Rusya'ya bağlanmak için. Güney Osetya referandum hazırlığı yapıyor. Rusya'ya katılmak için referandum yapmak istediklerini belirten Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatolia Bibilov, hukuki adımların da en kısa zamanda atılacağını söyledi. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da referandum hazırlıkları yapılıyor. Güney Osetya, Rusya'ya katılmak istiyor. Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoli Bibilov,
Rusya ile birleşmenin stratejik hedefleri olduğunu, bunun için referandum yapmak istediklerini belirtti. Bibilov, buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız ifadesini kullandı. Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Rusya'nın yanı sıra Venezuela, Nikaragua, Nauru ve Tuvalu da Güney Osetya'yı bağımsız devlet olarak tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Efendim, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı Doğu Akdeniz'de suları ısıttı. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesine Rusya 16 savaş gemisini Akdeniz'e kaydırarak yanıt verdi. Rusya'nın Ukrayna müdahalesi Doğu Akdeniz'deki askeri hareketliliği yoğunlaştırdı. ABD, Fransa ve İngiltere donanmaları, uçak gemileri dahil olmak üzere bölgeye savaş gemileri gönderdi. Rusya'da bu hareketliliğe karşılık Baltık Denizi'ndeki ve Kuzey Filosu'ndaki gemileri Doğu Akdeniz'e çekti. Son çekilen uydu fotoğraflarında Rusların en az 16 savaş gemisinin bölgede olduğu görüldü. NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'ye bağlı 6 farklı ülkeden 6 savaş gemisi de Doğu Akdeniz'deki ortak operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak gruba İngiliz muhrip HMS Diamond katıldı. Portsmouth'ta konuşlu gemi, etkili bir hava savunma destroyeri olarak biliniyor. Gemi geçen yıl İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'e eşlik ederek 7 aylık bir görev yürütmüştü. Batı'nın Doğu Akdeniz'e gelmesiyle birlikte Rusya'da Baltık ve Kuzey Filosu'ndaki bazı gemilerini Doğu Akdeniz'e çekti. 16 gemiden oluşan Rus filosunun bir arada Suriye'ye doğru ilerlediği görülüyor. Uzmanlarca bu durum Rusya'nın Karadeniz'deki deniz operasyonları için bir dış savunma katmanı olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ege'ye uçak gemisi sokan ABD'nin herhangi bir müdahalesine karşı bölgede toplanan Ruslar önemli bir caydırıcılık kurmuş durumda. Tam da bu dönemde Yunanistan Devlet Televizyonu'na ERT'ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Ukrayna operasyonunun Doğu Akdeniz'in stratejik önemini arttırdığına dikkat çekti. Amerikan sözcüsü Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmada Doğu Akdeniz'in rolüne vurgu yaptı. Pakistan'a gidelim. Pakistan'da 21 ülke gençliğinin katılımıyla toplanan İslami Gençlik Kurultayı sona erdi efendim. Kurultaya Türkiye'yi temsilen katılan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmine karşı mücadelede birlik olmanın önemine vurgu yaptı. Bilim ve teknoloji gelişmelerinin batıdan ibaret olmadığını belirten Çınar, o da artık ekonomisi gibi Asya'ya kaymış durumda dedi. 21 ülke gençliğini Pakistan'da buluşturan İslami Gençlik Kurultayı tamamlandı. 2 gün süren kurultayda Müslüman ülkeler arasında güçlü ilişkilerin nasıl yaratılacağı tartışıldı. Bilim ve teknoloji alanındaki ortak girişimler, İslam kültürünün durumu, turizm ve sporun tanıtılması ve Müslüman ülkelerin gelişmesinde medyanın rolü üzerine de fikir alışverişi yapıldı. Kurultaya Türkiye'yi temsilen katılan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, katılımcılara seslendi. Türkiye'nin ABD emperyalizmine karşı verdiği mücadeleyi anlatan Çınar, yükselen Asya'nın önemine vurgu yaptı. Batı bir insan yaratmak istedi. Bu insandan farklı, bizden farklı, bizim insanımızdan farklı. Bencil, bireyci, lüksüne düşkün, üretmeden tüketen bir insan ve aciz, korkak bir insan. Batının karşısında ezilen bir insan yaratmak istedi. Bize uyuşturucuyu yaydı, ülkelerimize uyuşturucuyu soktu. İzlediğimiz dizileri, filmleri belirledi. Şarkılardan sanatı uzaklaştırdı. Kendi kültürünü dayattı bizlere. Ve bizim milli değerlerimizden ve kimliğimizden koparmaya çalıştı ve bunları hedef aldı. Bilim ve teknolojik gelişmelerin batıdan ibaret olmadığını vurgulayan TGB Genel Başkanı Türkiye'yi örnek gösterdi. Bilimde ve teknolojide emperyalist tahakkümden kurtuldukça üretim artıyor ve bilimsel gelişme, teknolojik gelişme hızlanabiliyor.
Türkiye'de de bu böyle oldu ve özellikle Türkiye örneğine baktığımızda Cumhuriyet'in ilanından sonra bilimsel ve teknolojik olarak hızla gelişme görürüz. Bu da emperyalizme karşı verilen o büyük mücadelenin bir sonucu, o kazanılan zaferin bir sonucu. Bir ülke özgürleştikçe üretebilir. Bugün de Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında üretiyor olmasının sebebi 2. İstiklal Savaşı'nı veriyor olmasıdır ve emperyalizme karşı mücadele ediyor olmasıdır. Gençlerin tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkmasının önemli olduğunu vurgulayan Çınar, bilimsel çalışmaların daha da artırılması gerektiğini söyledi. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin merkezi Batı değil. O da artık ekonomi gibi Asya'ya kaymış durumda. Bizler ülkemizi yönetmeye aday olan gençler olarak bilimsel çalışmaları arttırmalı, ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri sağlamalıyız. Medeniyetlerin kurulduğu ve geliştiği coğrafyalardayız. Eşsiz tarihsel ve kültürel mirasımız var ve yapmamız gereken en önemli meselelerden biri de bu eşsiz kültürel ve tarihsel mirasımızı korumak ve bunu kesinlikle kültür turizmine çevirmek, dönüştürmek zorundayız. Kurultay sonrası Türkiye'ye dönecek olan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar ve TGB Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Işık Gün Akfırat, Pakistan temaslarını anlatacağı bir etkinliğe de katılacak. Etkinlik 2 Nisan Cumartesi saat 17.30'da İstanbul'daki Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde yapılacak. Efendim, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yargı muhabirleriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı. Peki neler konuşuldu? Hemen Ankara'ya gidelim. Seda Aküs bizi bekliyor. Seda, detaylar sende. Merhaba Yeşimer Yılmaz. Evet, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sabah saatlerinde yargı muhabirleriyle hakim evinde bir araya geldi ve gündeme yönelik sorularımızı yanıtladı. Öncelikle hemen sıcak bir gündem başlığıyla hemen izleyicilerimize notlarımızı aktaralım. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li milletvekili Semra Güzel hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştı ve bu yasama dokunulmazlığın kaldırılmasının ardından da emniyet güçleri ifadesini almak üzere evine gitmişti ancak adresinde bulunamamıştı. İşte Semra Güzel nerede sorusuna yanıt verdi Bekir Bozdağ. Şu ana kadar bir yakalama kararı olduğunu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23 Mart'ta vermiş olduğu bir yakalama kararını hatırlattı. Güvenlik güçlerinin de soruşturmayla alakalı incelemelerini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bilinen adreslerinde ulaşılamıyor. Kesin bir bilginin olmadığını, kesin bir verinin olmadığını söyledi. Yurt dışına çıktı mı? Kayıtlar incelendiğinde yurt dışına çıktı. Resmi olarak görünmüyor ama gayri resmi yollardan da herhangi bir şekilde Semra Güzel'in yurt dışına kaçıp kaçmadığına yönelik incelemelerin ve soruşturmanın da devam ettiğini söyledi. Şu ana kadar Semra Güzel'in nerede olduğunu maalesef tespit edemedik ancak tüm çalışmaların da sürdüğünü belirtti Bekir Bozdağ. Tabii PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması yönünde Anayasa Mahkemesi'nde devam eden yargı süreci de var. Kapatma davasına Adalet Bakanlığı'nın müdahil olup katılıp katılmayacağı da soruldu. Bakan Bekir Bozdağ yargı devam eden bir süreçte bizim katılma durumumuz söz konusu değil yanıtını verdi. Ve tabii en önemli gündem başlıklarından biriydi Adnan Oktar'la ilgili dava. Bir tahliye kararı vermişti HSK 1. Daire tarafından. Bu yöndeki sorulara da yanıt verdi Bekir Bozdağ. Tahliye kararı veren heyetle ilgili bir inceleme izninin şu an verildiğini söyledi. Bu bilgiyi de sıcak bilgiyi de paylaşalım. Yine aktarmış olalım izleyicilerimizle heyetle ilgili bir inceleme kararı, inceleme izni verilmiş durumda. Adnan Oktar'la ilgili tahliye kararı veren heyetle ilgili bu bilgi de geçmiş olalım. Suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili Türkiye'nin bir iade talebi olmuştu. Bu yöndeki son gelişmelerde soruldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kırmızı bülten çıkarıldı. İade talebinde bulunuldu. Bunun Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştığını değerlendiriyoruz. Onlardan cevap bekliyoruz. Biz de durumu takip ediyoruz. Şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nden iade talebimize cevap verilmedi yanıtını verdi. Tabii bir iade talebi de Amerika Birleşik Devletleri'ne olmuştu. Fethullahçı terör örgütü lideri Gülen'in iadesi konusunda 15 Temmuz'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile iade talebine ilişkin aslında temaslar devam ediyor. Bu yönde Bekir Bozdağ soruları yanıtladı ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne eleştirilerini iletti.
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında adli yardımlaşmaya ilişkin özel anlaşma da var. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki anlaşmayla ilgili kuralların hepsine riayet ederek dosyalarını oluşturuyor ve Türkiye'de herhangi bir suç dosyasının olması halinde bu anlaşmaya riayet ederek Türkiye'nin tüm dosyaları Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiğini, ancak Türkiye'nin bu yöndeki talebine Amerika'dan olumlu bir yanıt gelmediğini söyledi. Muhataplarına Türkiye'nin ilettiğini, delillerin tek tek önlerine konulduğunu, suçun sabit olduğuna yönelik de deliller olduğunu belirtti Bekir Bozda. Gözümüzün içine baka baka himayelerine devam ediyorlar, aleni himaye ediyorlar. Sadece FETÖ değil, terör örgütü PKK'yı da himaye ediyorlar. Yüzlerce tır silah terör örgütü PKK, PYD'ye teslim ediliyor. 3 iade talebinin bugüne kadar Romanya'ya, birinin de Cezayir'e iletildiğini ve bunların, bu taleplerin de yerine getirildiğini belirtti Bekir Bozdağ. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları soruldu. Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala yönünde açıklamaları vardı. Biz iktidara geldiğimizde serbest bırakacağız demişti. İşte bu yöndeki açıklamalarına da aslında tepki gösterdi Bekir Bozdağ. Yargılama süreçleri kendi mecrasında gider, yargı görevini yaparken etkilemek hukukumuzda suçtur dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını takip ediyoruz. Ancak kendisi bir yargıç mı, hakim mi yoksa genel başkan mı, buna karar vermeli. Kılıçdaroğlu kendini mahkeme yerine koyup karar vermekten vazgeçmeli. Ya hakim ya da genel başkan olmalı. Kendisi iktidara geldiğinde nasıl tahliye kararı verecek? Hukuk bir yandan işliyor. Yoksa grup başkan vekillerini mi mahkeme heyeti olarak atacak, tepkisini gösterdi. AİHM'in kararları da vardı. AİHM kararlarının Türkiye'de uyulmadığına yönelik bazı iddialar, bazı eleştiriler vardı. Bu yöndeki eleştirilere de yanıt verdi. Türkiye'nin şu ana kadar AİHM kararlarına uyduğu, AİHM kararlarıyla ilgili yüzdelikleri paylaştı Bekir Bozdağ. Ve aslında en önemli gündem başlıklarından biriydi geçtiğimiz günlerde Cemal Khashoggi cinayeti. Buna ilişkin tabii davanın Türkiye'de değil, yine Suudi Arabistan'da görülmesine yönelik bazı talepler vardı. Adalet Bakanlığı'nın bu konuda görüş bildirmesi istenmişti. Yine Bekir Bozdağ bu soruya da bu şahıslardan 20'si, şüpheli sanıklardan 20'sinin Suudi Arabistan'da olduğu ve iadesinin istendiği, taleplerin reddedildiğini söyledi. Suçluların suçun burada işlenmesine karşı tabii suçluların burada olmaması ve davanın daha iyi bir şekilde, daha olumlu bir şekilde ilerlemesine yönelik Bekir Bozdağ olumlu görüş bildireceklerini söyledi. Yani davanın Suudi Arabistan'da devam etmesi için, buradaki davanın durdurulması ve Suudi Arabistan'da devam etmesi için bugün bir görüş bildireceklerini, bu görüşün de olumlu olacağını söyledi. Tabii aslında çok fazla uzatmadan hızlıca diğer başlıkları da hemen geçmek istiyorum. Deva Parti kurucularından Metin Gürcan'la ilgili casusluk suçlamasıyla yargılandığı davayı da sorduk. Bu davada tabii iddianamede önemli bilgiler var. İddianamede bazı büyükelçilere Metin Gürcan'ın bazı bilgileri ilettiği belirtiliyor. Bununla ilgili diplomatik bir büyükelçilerle ilgili diplomatik bir sürecin işleyip işlemeyeceğini sorduk. Soruşturmanın yargıda devam ettiğini, bu konuda görüş ifade etmenin de doğru olmadığını belirtti Bekir Bozdağ. Önemli konulardan biriydi yine süresiz nafaka tartışmaları. Bir haberler yapıldığını, ancak bu haberlerin doğru olmadığını söyledi Bekir Bozdağ. Bu konularla ilgili çalışmalar eskiden beri var. Önceliklerimiz arasında nafaka yok. Müzakere de bu konuda yapmadık. Gündeme aldık şeklinde haberler çıktı. Ancak bu yorumları dinlerken açıkçası güldüm. Şu anda nafaka konusu gündemimizde değil açıklamasını yaptı Bekir Bozdağ. Tüm bu gelişmeler, tüm bu kritik başlıklar sabah saatlerinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yargı muhabirlerine verdiği soru yanıt kısmındaydı. Hem siyasetteki gelişmeler hem yargıda yaşanan yeni gelişmelere ilişkin sorularımızı yanıtladı. Önemli başlıkları izleyicilerimize aktardık. Şimdilik başkentten aktaracaklarımız bu kadar. Yeşimer Yılmaz. Peki. Seda, ayrılma. Yoğun bir gündem, yoğun bir gündem içinde de çalışıyorsun ama bugün senin doğum günün. Nice senelere huzurlu, mutlu, sağlıklı bir yıl seninle olsun diyoruz. Tüm Ulusal Kanal çalışanları, tüm arkadaşlarımın adına kutlamak istedim. Çok teşekkür ederim Yeşim Er Yılmaz. Ulusal Kanal ailesi olarak
tüm güzellikleri, tüm bu aslında sevincimizi, hüznümüzü birlikte yaşıyoruz. Ben de doğum günümü kutladığınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek tüm arkadaşlarıma üzere. Da selamlarımı yolluyorum sizin aracılığınızla. Görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar diliyoruz Ankara'ya. Ve devam edelim. Şimdi ekonomiye bir pencere açacağız demiştik. Önce tüketici tarafına baktık. Vatandaş haliyle pahalılıktan yakınıyor dedik. Şimdi ekonomide hangi gelişmeler var? Hepsini konuşalım. Kiminle konuşacağız? Sayın Hakan Topkurulu bizlerle birlikte olacak. Bu ruble hamlesi var. Önemli. Doğalgaza gelen zamlar var. Dün geceden itibaren Vatan Partisi ekonomi siyasetçileri, siyasetleri bürosu başkanı Sayın Hakan Topkurulu ile konuşacağız. Şimdi Sayın Topkurulu hoş geldiniz. Merhaba Sayın Er Yılmaz, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet, doğalgaza gelen zamları sormak istiyorum öncelikle size. Dün konut tarafına, sanayi tarafına bir zam geldi. Ve elektrik üretim amaçlı tarifeye de yine zam geldi. Ne olacak bu zamlar? Sürer mi daha artışlar? Sayın Er Yılmaz, bu zamların daha sürmesi beklentisi içindeyim ben açıkçası. Çünkü özellikle doğalgaz, bakın petrol farklı, doğalgaz farklı, onu daha önce de konuşmuştuk. Doğalgaz çünkü devlet kontrolünde olduğu için dikkat ederseniz konuta gelen zam %35, diğer sanayiye gelen elektrik kullanımı %50. İçin kullanılan doğalgaza gelen fiyat biraz daha yüksek. Onu şöyle söyleyebiliriz, doğalgaza konut için gelen zam bir yıl içinde %98, %100 civarında. Halbuki şeye gelen, sanayiye gelen doğalgaz zamı %500, %600 civarında. Yani arada müthiş bir fark var. Dolayısıyla bunu şöyle yorumlamayalım. Hani doğalgaza zam gelir mi gelmez mi diye yorumlamayalım. Ama enflasyon devam eder mi, fiyat artışları devam eder mi diye yorumladığımızda daha net olarak şunu görürüz. Daha sanayide, yani üretici fiyatlarında tüketiciye aktarılmamış şeyler var, artışlar var. Bunlar da önümüzdeki aylarda fiyatlara yansıyacak maalesef. Artmaya bu devam edecek. Hem dünyadaki konjonktür, hem Türkiye'deki anlatıyoruz yapılan daha önceki ekonomiyle ilgili hatalar. Bu zamların maalesef süreceğini gösteriyor bize. Evet, peki 4 Nisan'da pazartesi günü bir enflasyon rakamı açıklanacak, oranları açıklanacak. Ne beklersiniz? Yani ben tabii o tür bir hesaplamam yok ama bu piyasada dolaşan rakam şu anda %60'ın üzerine çıkacağı tüketici fiyatlarının, evet, enflasyonun. Ama zaten halka dokunan kısmı aslında %60'tan da fazla. Nedeni gıda enflasyonu çok daha yüksek, ev kiraları, el yakıyor, her şey, yani her türlere bu akşam sahura kalkacak halkımız. Kutsal aya giriyoruz bu ay, Ramazan ayına giriyoruz. Maalesef insanlarımız, yani pazara çıktığında, Ramazan alışverişi yaptığında maalesef bu fiyatlar daha artacağı benziyor. Cep yakıyor. Her geçen gün artarak devam ediyor. Evet. Şimdi ekonomiyi konuşuyoruz haliyle ama enerji tarafı dedik. Bir de dün önemli bir gelişme yaşandı. Önemli. Hepimize yansıması var. Dünyaya etkisi var. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk aslında sizinle. Bir ruble hamlesi. Rusya'dan, Putin'den gelen. Bu karar kabul edildi. Ancak dedi ki Putin uymayan, rubleyle doğalgaz ödemesi yapmayan ülkelerin doğalgaz sözleşmelerini de askıya alırım dedi. Şimdi Avrupa tarafında bir telaş başladı ama siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa için nasıl bir dönem olur? Buyurun. Sayın Er Yılmaz, bu işin buraya geleceği belliydi aslında. Ben Avrupa ülkeleri daha önceden teslim olur diye düşünüyordum ama Avrupa ülkeleri Amerika ile beraber, daha doğrusu Amerika o kadar güçlü baskı uyguluyor ki Avrupa halen kopamadı Amerika'nın bu baskısından. Ama bakın önümüzdeki dönem, şimdi
hala da ısınma konusunda ihtiyaçları var doğalgaza. Sanayi tamamen neredeyse bağımlı doğalgaza. Rusya'dan koparız falan diyorlar doğalgaz kullanımı da, ama bu mümkün değil. Yani koptu, %100 kopmaları zaten mümkün değil de koptukları zaman da o fiyatları, bu LNG denen gaz türüyle yapacakları üretimle elde edecekleri fiyatlar yıkıcı olur. Yani öyle şaka kaldıracak bir şey değil bu Avrupa açısından. Avrupa bakın önümüzdeki aylarda mutlaka Amerika ile ayrışacaktır. Mutlaka Atlantik NATO içinde ciddi çatışma çıkacaktır. Bakın ben size şöyle bir şey vereyim. Avrupa'nın doğalgaza, Rus doğalgazına ne kadar bağımlılığı var. Almanya'nın %49, İtalya'nın %48. Ben büyük ülkeleri sayıyorum sadece. Fransa'nın %22. Şimdi bunlar Avrupa'nın lokomotif ülkeleri ve bunların doğalgaz bağımlılığı çok yüksek seviyelerde. Yok kurtulacağız. Nereye kurtulacaksınız? Kurtulsanız Amerika'dan LNG almak zorunda. Yani sıvılaştırılmış doğalgaz alacaksınız ki onun fiyatlarıyla üretim yapmak, o üretimden para kazanmak mümkün değil. Hele kâra dayalı sistemlerde bunun sürekliliği, bunun devamlılığı değil, mümkün değil. Dolayısıyla Avrupa er veya geç, çok da uzun sürmesini ben söylediğim gibi zannetmiyorum. Burada çok önemli derin çatlaklar oluşacak. Şimdi bakın, dün Putin açıklama yaptı. Dedi ki bu iş artık şeyle olacak, rubleyle olacak. Ya soruyorlardı, ya tamamdır rubleyi nereden bulacağız falan. Onun yöntemini de dün Putin açıkladı nasıl olacağını. Tabii nasıl yapılacak bizden, şimdi dedi, bu değil mi ödemeler, orası önemli. Tabii bizden doğalgaz alacak ülkeler dedi. Gelecek bir Rus bankasına hesap açacak. Orada hem ruble hesabı olacak hem işte hangi para varsa kendi elinde, işte eurosu vardır, poundu vardır, neyi varsa doları vardır. O parayı da getirecek Rus bankasına. Rus bankasında o parayı getirdiği parayla ruble alacak ve ödemesini ruble olarak yapacak. Ha, Rusya buna mecbur. Neden? Bakın Putin ayrıca şöyle bir şey söyledi dün. Maalesef dedi, biz dedi doğal gazımızı, bize de hiç kimse bedava bir şey vermiyor. Biz evet, de hayır yapacak halimiz yok dedi. Ama Avrupa dedi bizim rezervlerimize el koyarak dedi bir kısım gazı bizden bedavaya aldı dedi. Bakın bunu açık açık söyledi. Bizden bedavaya aldı. Yani ne aldı? Ödemesini el koydu. Ödemeyi yaptı ama el koydu. Şimdi ne, biz de bedavaya doğal gazımızı satamayız, kusura bakmasınlar dedi. Hele bu koşullarda. O zaman dedi rublesi olan dedi bizim şartlarımıza uyan gelecek. Buyursunlar. Bakın dünyada ABD'nin bu şeyleri, atakları her zaman kendi bindiği dalı kesmeye şeydir. Bir grafik yapsanız bugün Amerika ile ilgili her yaptığı atağın arkasında biraz daha geriliyor. Suriye, Irak, bakın buralarda artık şeyleri kalmadı. Her ne kadar hala Türkiye'nin etrafı çevriliyse de her girdiği yerden yenilerek çıkıyor. Afganistan'dan kaçtı. Kazakistan'da darbe yapmaya niyetlendi. Eline yüzüne bulaştı. 2-3 günde taraftarları alaşağı edildi. Ukrayna, ona keza bakın göreceksiniz. Ne oldu? Azerbaycan Karabağ meselesinde Paşinyan birdenbire Asyacı hale geliverdi değil mi? Tabii. Birdenbire Asyacı. Şunu soracağım oldu o zaman Sayın Topkuroğlu. Hani Amerika'yı konuşuyoruz. Evet, Avrupa peşine takıldı. Birlikte bir karar aldı. Aslında Amerikan hükümetinin amacını şöyle de yorumlayabilir miyiz? Ya uluslararası piyasadan Rusya'yı çekmek. Ama istediği gibi gitmedi işler. Tabii şöyle söyleyeyim. ABD'nin esas hedeflediği, stratejik olarak hedeflediği Asya'yı, özellikle de Çin'i boğmak. Şimdi Rusya'nın özelliği ve Türkiye'nin özelliği şudur. Asya'nın
sınır kapısıdır buraları, kaleleridir, sınır şeyleridir. Eğer Rusya'yı ve Türkiye'yi yıkarsa Asya'yı daha rahat boğazlayabilir, Asya'yı daha rahat. Bakın dikkat ederseniz şey lafları da geçiyor arada. İşte Putin acaba devrilir mi, darbe olur da Putin'in yerine başka. Yani ne, kim geçecek Putin'in yerine? Beklentileri Boris Yeltsin gibi bir Amerikancının geçmesi şeyin yerine, Putin'in yerine, ama öyle bir beklenti yakın uzak olmayacağı son derece açık. Rusya'yı ekonomik olarak da yıkamayacakları son derece açık. Rusya para birimi şeye karşı, dolara karşı bu müdahale öncesi Ukrayna çatışmalarının başlamasının öncesi fiyat seviyesine geldi. Evet, 7 Şubat'ta bunu, değil mi, düşmüştü ruble biraz. Sonra şimdi bugüne geldiğine tabii, bakıyoruz. 83 artmış. 1 dolar eşittir 120 rubleye falan gelmişti. 130 rublelere gelmişti. Hı-hı. Ama şu anda geldiği fiyat seviyesi 1 dolar eşittir 83 ruble. Avrupa'da ruble toplamaya ilgili başlamış bu arada Sayın Topkurulu. Ya bilmiyorum toplamaya başlamışlar mı, ama işte Putin açık açık söyledi nasıl olacağını bu işin. Gelsinler dedi Rusya, Rus bankalarında hesap açsınlar. Ondan sonra hepsine şey uygulanmıyor biliyorsunuz, yaptırım uygulanmıyor Rus bankalarının. Gelsinler dedi, orada işlemlerini yapsınlar, rubleyle alacağını alsın. Artık dünyada şey değişiyor Sayın Er Yılmaz, ticaretin ana yapısında büyük değişiklikler olacak. İşte milli paralar devreye giriyor. Bakın bu şey teknolojisi var. Blockchain teknolojisi, blok zincir teknolojisi Türkçesi gelişiyor. Bununla beraber milli paraların blok zincir içinde varyasyonları geliştiriliyor. Bu bakın blok zincir varyasyonu bunun artık nakit paradan, basılı paradan çıkıp elektronik dijital paraya geçmesi bu milli paralarla ticaret konusunun da çok ciddi şekilde önünü açacaktır. Göreceksiniz artık dolar sabitinden dünya farklı sabitlere yönlenecektir. Dolar saltanatı bitiyor diyebiliriz. Tabii. Doların artık şeyi kalmayacak. Çok büyük korkusu Amerika Birleşik Devletleri'nin, ama elde bir şey yok. Artık yapabileceği bir şey yok. Çünkü bütün ülkeleri bir kere korkuttu. Şimdi herkes, siz düşünsenize hangi ülkenin dolar hesabı varsa Amerika'da ve Amerika bunlara el koyuyor istediği zaman. Sevmediğine, bakın sevmediğine, şimdi siz halkınızın geleceğini, ülkenizin parasını başka birine emanet etme bu tür durumda şansınız var mı? Amerika'ya dost olun, düşman olun, o önemli değil. Öyle bir şansınız yok. Amerika Birleşik Devletleri her an sizi sevmediği ülkeler kategorisinin tabii içine koyabilir. Paranıza da el koyar. Ne yapacaksınız siz? Paranız olduğu gibi dolardan kaçırmaya çalışacaksınız. Bakın bunların da şeyi gelişiyor, altyapısı. Ne dedik? Suudi Arabistan Çin'in Çin'e petrol satışını yuanla yapmayı tasarlamaya başladı. Petro yuan diye bir para birimi icat etti diyelim Çinliler. Onunla yapmayı düşünmeye başladı ticaretinin bir kısmını. Çünkü nasıl olsa Çin'den de mal alıyor karşılığında Suudi Arabistan. Bakın Hindistan da ruble rupi ticareti yapmayı düşünüyor Rusya ile arasında. Neden? Hindistan niye böyle bir ihtiyacı şey yapsın, kendinde duysun? Amerika ile beraber hareket eden ülkelerden biridir. Bakın Hindistan belli ölçüde Batı ile ABD ile entegre hareket eden ülkelerden biridir Asya içinde. Ama o da diyor ki ya bu işin geleceğinde artık Amerikan dolarını görmüyorum diyor. Amerikan doları artık ekonominin yapısından yavaş yavaş siliniyor, yok oluyor. Bunun önümüzdeki aylarda yani kabul etmek istemeyecek tabii, çünkü siz ama şöyle bir açıklama geldi. Bedava para kazanıyorsunuz. Şöyle ekleme yapayım isterseniz Sayın Topkurulu.
IMF'nin ikinci başkanından gelen, yani ilk kez böyle bir açıklama gelmiş. Yorumlara baktığımız zaman da bugüne kadar IMF kuruluşunda Amerika dolarının küresel egemenliği baltalanabilir diyor ruble hamlesiyle. Tabii. Yani çünkü bakın ruble hamlesiyle dediğiniz zaman artık siz bir şeyde doğalgazda bir ruble fiyatı oluşacak. İster istemez Amerika'nın elindeki en kritik kozlardan bir tanesi dünya ticaretinde çok önemli yer tutan doğalgaz, petrol, metaller falan gibi bu tür konularda fiyatların dolar üzerinden belirlenmesidir. Bakın bu da çok belirleyici bir şeydir. Hı hı. Sadece ticarette doların kullanılması değil, sizin sabit endeks biriminizin dolar olmasıdır. Artık endeks birim dolar olmanın dışına çıkıyor, bir ruble giriyor değil mi piyasaya? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim, dünyanın en büyük ithalatçılarından biri Rusya. Hatta bildiğim kadarıyla doğalgazda birinci ihracat konusunda, üretim demiyorum, ihracat. Petrolde çok önemli ihracatçılarından ilk üç arasında işte diyelim Suudi Arabistan ihracatçı, Rusya ihracatçı falan. Gübre ihracatında, buğday ihracatında birinci, gübre ihracatında birinci. Bakın bunlar hep temel kalemler. Alüminyum da çok önemli payı var. Metallerde çok önemli payı var. Ayçiçek yağında çok ciddi payı var. Buralarda da ruble kullanılabilir mi ileriki günlerde peki? Şimdi bakın oraya getiriyordum peki zaten ben sözü. Bakın Rus Duma Başkanı Volodin bu şeyle, doğalgazla beraber ayçiçek yağı, gübre, metal ve kömür fiyatları da ruble olsun dedi. Şimdi bu belli bir yerde tartışılmadan, konuşulmadan, olurluğu tespit edilmeden böyle şeyler ifşa edilmez. Hı hı. Siz zaten bu söylenen bu ürünlerde dünya liderliği bir kısmında, bir kısmında da dünyada ilk üçe giriyor ihracatta. Siz bunların da ruble olarak fiyatı dediğiniz zaman Türkiye ne diyecek? Tamam Türkiye ruble ver bana, ne fark eder ki benim açımdan? Sonuçta benim derdim ayçiçeği yağ almak değil mi? Sen rubleyle satıyorsan bana ruble de var. Al sana ilk önce dolar diyebilir Türkiye. Yavaş yavaş Rusya da Türkiye'den alışveriş yapıyor. Bu işler yol olur Sayın Er Yılmaz. Yani bir anda dünyadaki ve artık bunun şeyi temeli kuruldu, oluşturuldu. Amerika Rusya'yı kuşatacağım, Asya'yı kuşatacağım derdiyle uğraşırken, hı hı, temel elindeki silahlardan yoksun kalmaya başladı. Bakın önümüzdeki dönem kullanabildiği ülkelerin sayısı da azaldı. Eskiden böyle bir şey yapacak Amerika Birleşik Devletleri dünyanın %80'i uyardı Amerika Birleşik Devletleri. İran'a yaptırımlar ona keza öyle. Bakın tabii, Türkiye hala bir varil bile petrol almıyor İran'da korkusundan. Ama Türkiye bu sefer şey yapmadı. Rusya'ya tavır almadı. Ben dedi oradan doğal gazı da alırım, bilmem neyi de alırım dedi. Yani şimdi bunları alt alta koyduğunuzda dünya çok farklılaşıyor. Dünya çok farklılaşıyor. Dolayısıyla bu dünyanın farklılaşması çok olayları da beraberinde getirecek ve en büyük yıkım, bakın göreceksiniz önümüzdeki dönemde Avrupa ile ABD'nin arası çok ciddi şekilde çatırdayacak. Bugün sinyaller gelmeye başladı ki siz daha önceden de söylüyordunuz. Yani sürdürülebilir, evet, bu yapılanlar en çok Avrupa'yı etkileyecek diye. Ama biz sanırım değil mi bundan sonraki süreçte Rusya ve Amerika'yı daha fazla, özür dilerim, Avrupa ve Rusya çatlaklığını daha fazla konuşacağız. Bu ticari de milli paralar, yaptırımlar en çok Avrupa'yı vuruyor. Enflasyon 47 yılların, 30 yılların zirvesinde. Ama işte Rusya'ya bağımlı bir Avrupa'dan başlıyoruz. Ama Almanya ve Fransa sözleşme ihlali gerekçesiyle reddedildi bu arada. Bunu da belirteyim. Avro ile yapacağız reddetsin diyor. Ne olur? Buyursun ya. Doğal gazı keser Rusya, ben de vermem diyor. Hadi buyurun. Vermesin. Ya yapamazlar. Bakın
Sayın Er Yılmaz, bazı şeyler mümkün değil. Niye mümkün değil? Pratikte, hayatta mümkün değil. Şimdi Almanya, Fransa, Amerika'nın zorlaması, NATO'nun içindeki o virüs, o bakteri bunları bu tür konuşmalara itiyor. Peki ben Rusya, ben Vana'yı kapattım derse Mercedes, BMW nasıl üretilecek sorarım ben. Renault nasıl üretilecek şeyde, Fransa'da? Fransa'nın bağımlılığı, bakın tekrar ediyorum, %22. Çok ciddi rakamlar bunlar. Almanya %50, İtalya %50 şeyde bağımlılığı, doğalgazda Rusya'ya bağımlılığı. Bunlar öyle ben yapamam, ben edemem, sen benden euro alacaksın. Adam euro ne? Seni doyuran, bakın buğday ithalatı hiç böyle şeyde gündeme gelmedi. Avrupa'nın çok önemli buğdayını, yani temel gıdasını Rusya, Ukrayna sağlıyor. Tabii. Sayın Er Yılmaz, bu şakaya gelmez bu işler. Şakaya gelmez. Hı hı. Ben euro, benim euro'm var, ben kuvvetliyim, o işler geçti. Sizin karşınızda nükleer silahı olan bir ülke var artık. Öyle ben onu yapmam, bunu etmem, ona yaptırım yaparım falan. Bakın bu işlerin zamanı geçti. Almanya, Avrupa çok yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesinden kopacak. Bunu yaşayacağız, göreceğiz. Bu kadar basit. Hadi yapsınlar bakayım. Rusya doğalgaz vanasını kısarsa Alman sanayi nasıl çöker? Olduğu evet. Yerde çöker. Ki Amerika işte 1 milyon varil petrolü çıkardı günlük üretim, ama yeterli değil. LNG yeterli değil. Çare arıyorlar enerji alternatifi konusunda, ama bunlar da uzun vadeli işler diyor zaten uzmanlarla konuştuğumuzda. Şimdi bir restleşme var. Sayın Er Yılmaz. Buyurun. Sayın Er Yılmaz, bakın Amerika'nın ürettiği petrol ve doğalgazın çok önemli bir kısmı şeydir. Kayaç petrolü ve kayaç doğalgazıdır. Bunların maliyetleri çok yüksektir. Bir de siz bunun üzerine LNG maliyetini ilave ederseniz, yani bunu sıvılaştırma ve tekrar gaza dönüştürme operasyonlarını, Amerika'dan Avrupa'ya gelecek ne petrol ne doğalgaz dünya fiyatlarının çok üstünde oluşur. Dolayısıyla Avrupa Amerika'nın fiyatlarıyla bu işin altından kalkamaz. Onlar rüya, ve bunun rüya olduğunu da aslında çok iyi biliyorlar. Kendi kendilerine mi artık eğleniyorlar, bizi mi aldatmaya çalışıyorlar bilemiyorum, ama yani o fiyatlarla da bunun olması mümkün değil. Yani Amerika'nın kaynaklarıyla bu işin yürümesi falan kalıcı işler değil. Avrupa Asya ile iç içe, Sayın Er Yılmaz. Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye, bu ülkeler Avrupa ile iç içe. Avrupa buralara mal satıyor, buralardan mal alıyor. Buraların çok büyük pazarları var. Bu pazarları Avrupa kaybetme riskine giremez. Giremez. Bakın Amerika bile giremiyor. Amerika bile bir yere kadar getirdi Çin'le olan şeyini, ilişkilerini. Yok gümrükleri arttırırım, onu bunu yaparım dedi ve bir yerde kilitlendi kaldı. Askeri gücüne de güvenmesin artık. Askeri gücünün de ne olduğunu gördük. Toplam NATO'su, bakın toplam NATO Rusya'ya kafa tutamadı. Bakın Rusya'ya kafa tutamadı. Bunun arkasında Çin'i, Pakistan'ı, Bangladeş'i, Vietnam'ı, İran'ı, bir de Türkiye'si var. Onun için o silah üstünlüğü de artık bitti. Ama tabii her şey, benim şey var, benim bir dostumdan bir örnek, bir benzetme. O benzetme şu. Bir gemiye siz tornistan, yani hani araba kullananlar için geri vitese taktığınızda gemi daha 10 gemi boyu ilerlermiş. Hı hı. Dolayısıyla yani şimdi geri vitese takıldı ama maalesef daha gemi yola devam etme zorunda fiziksel. Peki. Kurallar gereği, ama o gemi o tornistandan sonraki devrede ne olacağını da yaşayıp göreceğiz. Yani aslında şu son
2,5 yıla baktığımızda tarihe not düşülmesi gereken o kadar çok başlık var ki üniversitelerde ders olarak işlense inanın etkisi çok büyük olur. Yani çok zor süreçlerden geçiyoruz. Pandemiyle birlikte başladı. Gerçekten dünya konjonktüründe çok değişik şeylerle karşılaşıyoruz. Yeni atılımlar, yeni sıçramalar. Evet. Şimdi Çin'den de bir açıklama gelmişti. Siz Çin demişken hatırlarsanız bu Rusya-Ukrayna geriliminde Amerika dedi ki sen katılma yani Rusya'ya destek olma. Hani bu tarz bir açıklama yaptı. Çin'den bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada da Çin ve Rusya arasındaki işbirliğinin hegemonyaya karşı koymada üst sınırının olmayacağı da belirtildi. Yani Rusya ile işbirliği mi arama kimse giremez diyor kısaca aslında. Biz böyle anladık. Yükselen Asya ve işbirliklerini konuşacağız. Peki son olarak şunu da sorayım. Benim ülkem açısından bu ruble hamlesini ifade ediyor. Etkisi ne olur? Türkiye karlı çıkar mı? Şimdi Türkiye'nin en kritik iki tane sorunu var. Bir tanesi işsizlik. Onu bir kenara koyuyoruz. Diğeri döviz açığı ve döviz borçlanması. Değil mi? Evet. Şimdi dünyada milli paralarla ticaret azaldığında, özür dilerim, milli paralarla ticaret artık geliştiğinde ne olur? Sizin döviz gibi bir mala ihtiyacınız kalmaz, değil mi? Yani döviz açığınızın olma tehlikesi, riski, sorunu ortadan kalkar. Çok açık bir şekilde rublenin ticari olarak Avrupa ile ilişkilerde gelişmesi Türkiye'nin de önünü açacak, daha doğrusu bütün dünyanın önünü açacak gelişmelerdir. Olumludur, desteklemek gerekir ve biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda biz de ruble, yuan, TL ticareti yapalım, altınla ticaret yapalım diye açıklama yapmıştı. Tabii son derece faydalıdır ve doğrudur. Peki, Sayın Topkurulu çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Rica ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere. İyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize. Sağ olun. Evet, Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Sayın Hakan Topkurulu ile konuştuk. Hem Rusya'dan gelen ruble hamlesi, hem enflasyon, işte yeni zamlar, hepsini değerlendirdik. Tabii ki Türkiye için bir fırsat mıdır? Detayları aldık kendisinden diyelim. Şimdi haberlerimize bakalım. Devam ediyoruz. İsviçre'ye gidelim. İsviçre'nin Bern kanton seçiminde. İsviçre Türkiye Hekimler Birliği Başkanı Doktor Belinda Nazan Valpoğut milletvekili olarak seçildi. Valpoğut seçim sonrası yaptığı konuşmada kendini Atatürk'ün kızı olarak tanımladı. İsviçre'nin Bern kanton meclisine bir Türk milletvekili olarak seçildi. Açarken lütfen. İsviçre Türkiye Hekimler Birliği Başkanı Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Belinda Nazan Valpoğut yüksek bir oyla rakiplerini geride bıraktı. İyi bir kadroyla son derece etkili bir seçim çalışması yürüttük. Politik hayatta ve günlük yaşamda özellikle seçim çalışmalarında insanlarımızın sorunlarını dinledim. Bu sorunları parlamentoya yine taşıyacağım ve çözüm bulmak, yardımcı olmak için her şeyi yapacağım. Sosyal Demokrat Parti'nin adayı olarak seçimlere giren Valpoğut, kendisini Atatürk'ün kızı olarak tanımladı. Gençlere örnek olmak için bu yola çıktığını söyledi. Çıktığım bu yolda sessizlerin sesi gençlerimize örnek bir Atatürk kızıyım. Daha çok gencimizi mecliste görmek, onlar için ışık olmak bana büyük onurdur. Nazan Valpoğut öğretim üyesi bir hekim olarak hem öğrencilerine hem de hastalarına gerek hastanede gerek özelde hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Tam olarak sokağa çıkma yasak gelmiyor. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hakkında FETÖ üyesi kararı olan ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Burak Oğuz'a sahip çıkmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Burak Oğuz'u 30 Mart günü bir kez daha makamında ağırladı. Oğuz görüşmeye ait fotoğrafları geliyor gelmekte olan başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak suçundan hüküm giyen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Burak Oğuz, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanlık katında görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem partisinin hem de FETÖ'nün üyesi olan Burak Oğuz'u makamında bir kez daha kabul etti.
Burak Oğuz, Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla tutuklanmış, ardından İzmir'in Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Oğuz'a silahlı Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 7 ay hapis yatan Oğuz cezaevinden çıktıktan sonra iki kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa görüşme yaptı. Oğuz, Kılıçdaroğlu'yla son görüşmesini 30 Mart günü CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. CHP üyeliği devam eden Oğuz, görüşmeye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Geliyor gelmekte olan etiketleriyle yapılan paylaşımlarda Oğuz, Sayın Genel Başkanım'la gelmekte olan güzel günlerin sohbetini ettik ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin her fırsatta sahip çıktığı Burak Oğuz, 24 Mayıs 2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Urla ziyaretinde protokol sırasında yer almıştı. Efendim, İYİ Parti'de başkanlık divanında değişiklik yapıldı. Yeni başkanlık divanında görev verilmeyen isimlerden Nuri Okusan değişiklikle ilgili açıklama yaptı. Partinin söylem değişikliğine gideceğini belirten Okusan, HDP'nin bazı söylemleri kabul edilebilir dedi. Benim prensip olarak istifa etmiş ister milletvekili olsun ister sade bir üyemiz olsun. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlık divanında yaptığı değişikliklerin HDP için yapıldığı belirtildi. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP. Açıklama başkanlık divanında yer almayan Nuri Okutan'dan geldi. İYİ Parti'de böyle bir değişikliği beklediklerini belirten Okutan, bundan sonra partide söylem ve faaliyet açısından değişim olacağını söyledi. Sayın Demirtaş sanık. Sayın Demirtaş hükümlü değil. Okutan, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye karşı bir değişiklik olacak mı sorusunu da yanıtladı. Nuri Okutan, HDP'nin bazı söylemleri kabul edilebilir dedi. Efendim, şimdi PKK'nın talimatlarıyla yönetildiği için HDP'den istifa eden bir isim vardı. Ayhan Bilgen, Ayhan Bilgen parti kuruyor. Kurduğu yeni partinin dilekçesi için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdi. Türkiye'nin Sesi Partisi'nin 31 kurucu üyeden oluştuğu belirtildi. Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasi yaramak, demokrasiyi geliştirmek. HDP'den PKK'nın talimatlarıyla yönetildiği için istifa eden Ayhan Bilgen yeni partisini kurdu. Değiştirmeyi, farklılığın farkında olmasını sağlamayı kastediyor galiba. Bilgen'in kurduğu Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Çalışmamız sonunda, en sonunda Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurulmasına karar verdi. Ses Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski HDP milletvekili Müslüm Doğan ve beraberindekiler bakanlık önünde bir açıklamada yaptı. Hiçbir partinin ne bir karşısında yer alan bir siyasi tutumu söz konusu ne de devamı niteliğinde bir partidir. Bu konuda da sizi aydınlatmak isterim. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lider Putin'in görüşmesine dair bir detay daha geldi. Bir görüşme gerçekleştirileceğine dair açıklama gelmişti. Kremlin'den, Peskov'dan gelmişti. Kremlin sözcüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in bugün telefonla görüşeceği açıklamasını yapmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in görüşme saati de belli oldu. 16'da telefonla görüşecekler. Bugün saat 16'da iki lider bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek ve bundan sonraki yol haritası atılması gereken adımlar da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Ukrayna lideri Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhuriyet Kadınları Derneği, uyuşturucuya karşı anneler hareketi projesi kapsamında Ankara Etimesgut'ta bir eğitim konferansı düzenledi. Konferansta konuşan CKD Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür, tam bağımsızlığın anne ve kadın için önemine dikkat çekti. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise Batı emperyalizmine karşı mücadele vurgusu yaptı. Bugün Batı medeniyeti emperyalizmin milli devletleri içeriden zayıflatma ve onları ortadan kaldırma aracına dönüşmüştür.
Uyuşturucuya karşı harekete geçtiler. Ankara'da eğitim verdiler. Çocuklarımızı korumamız lazım. Çocuklarımızı bu zillete düşmenin pençesinden kurtarmamız lazım. Cumhuriyet Kadınları Derneği Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi Projesi kapsamında bir eğitim konferansı düzenledi. Dijital bağımlılık ve uyuşturucu bağımlılığı. Bu dünyadaki temel. Bu bağımlılıklar insanı yalnızlaştırıyor. Kimliksizleştiriyor. Ankara Etimesgut'ta çocuklarımızı uyuşturucuya karşı nasıl koruruz? Başlıklı konferansa Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz ve beraberindeki heyet katıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in de katıldığı konferansta MHP Kadın Kolları Etimesgut İlçe Teşkilatı, AK Parti İlçe Başkan Vekili Necmi Bulut ve İyi Parti Grup Başkan Vekili İsmail Kalaycı da yer aldı. Acaba hangi zengin Batı ülkesinde anne babalar çocukları için ayağa kalktılar? Yani bağımlıların anne ve babaları. Hiç böyle bir hareket oldu mu orada? Olmadı. Peki bizde? Bizde ayaktalar. Bakın çıktılar meydana. Şimdi çocukları için mücadele ediyorlar. Bağımlı anneleri, bağımlı babaları. En çok anneler. Uyuşturucuya karşı birlikte hareket etmenin vurgulandığı konferansın açılış konuşmasını CKD Genel Başkanı Profesör Doktor Oygür yaptı. Oygür konuşmasında tam bağımsızlığın kadın ve aile için önemine dikkat çekti. Akdeniz'deki menfaatlerimize bir kadın derneği olarak sahip çıkıyoruz. Yani biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi Akdeniz'deki menfaatimizle birleştirebiliyoruz. Çünkü diyoruz ki kadın ancak bu anlayıştaki bir devlet yönetimiyle gerçek kurtuluşa ulaşacaktır. Konferansa katılan Etimesgut Belediye Başkanı Demirel ise konuşmasında uyuşturucuyla mücadelenin anlatılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. CKD'ye konferans ve projeleri için teşekkür etti. Batı emperyalizmi bu ülkede olsun, gelişmekte olan bütün ülkelerde olsun hedefleri bellidir. Türk aile yapısını bozmaya yönelik çalışmaların karşısında durmak ve aile yapısını güçlendirerek bu ülkenin bekasına sahip çıkacağımızın farkında olan bir iradeyi de yıllarca savunduk, müdafaa ettik, müdafaa etmeye devam ediyoruz. Madde bağımlılığı ve tedavisi uzmanı, proje bilim danışmanı Profesör Doktor Defne Tamar Gürol da eğitimde bir sunum yaptı. Gürol çocukların uyuşturucudan uzak durmasında anne ve ailelerin rolünü ve önemini anlattı. Uyuşturucu kullanmak bir yaşam tarzı, dünya görüşü. Biz uyuşturucu kullanmak değil, bu yozlaşmış kültüre karşı çıkıyoruz. Uyuşturucu karşıtı duruş, siyasi bir duruştur, ideolojik bir duruştur. Uyuşturucu maddelerin en fazla, en olumsuz, en zararlı, beyin üstünde en zararlı etkileri 14-24 yaş arasındaki gençlerde ortaya çıkar. Konferansta uyuşturucuya karşı hazırlanan eğitici videolar izletildi. Eğitime katılan öğrencilere de sorular soruldu. Şimdi Vatan Partisi'ne devam edelim. Vatan Partisi'nde Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan görevlendirmeler dikkat çekiyor. Fedailer ellerinde bavul, görev bekliyor. Partinin İstanbul kadrolarından Berat Karaaslan, Öncü Gençlik Diyarbakır İl Başkanı olarak göreve başladı. Karaaslan, Öncü Gençliğin fedai ruhunu, mayasını da Diyarbakır'a taşıyacağız dedi. Bizim partimize üye olan bütün arkadaşlarımız bilirler ki Öncü Gençlik kadro ocağıdır. Öncü Gençlik Türkiye'nin 150 yıllık tarihsel birikiminin omuzlarında taşıyan bir siyasi niteliğe sahip. Aldı bavulunu, çıktı yola. Yeni görevi için kolları sıvadı. Vatan Partisi Öncü Gençlik İstanbul kadrolarından olan Berat Karaaslan Diyarbakır'da görev aldı. Böyle tarihsel topraklarda, böyle Türk siyasetinde, Cumhuriyet tarihinde çok önemli hadiselere konu olmuş bir yerde vatan, emek ve namus mücadelesinde bulunan bir partinin böyle geniş bir çevresini önderlik etmek benim için de bir gurur kaynağıydı. Öncü Gençlik Diyarbakır İl Başkanı olarak görevlendirilen
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü son sınıf öğrencisi olan Kara Aslan çalışmalarına başladı. Diyarbakır'ın üniversitelerinde, liselerinde Diyarbakır gençliğini, Vatan Partisi'nin Vatan, Üretim, Gelecek programı etrafında bir araya getirmek, o insanların derdini, o insanların sorunlarını doğru programla birleştirmek. Kara Aslan hedeflerini anlattı. Diyarbakır gençliğini Vatan Partisi'ne davet etti. Öncü gençliğin o fedai ruhunun mayasını Diyarbakır'a da taşıyacağız. Bizim bavullarımız hazır. Son 1-2 yıldır öncü gençliğin gündeminde fazlaca var. Sistemin dışına çıkmış bir vatanseverlik tavrı. Ben şimdi bir reklam arası verelim. Ayrılmayın ama saat başında bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ramazan geliyor dedik. Haliyle bugün ilk sahurda yapılacak. Sahurda ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Cumartesi günü ilk iftar saatinde nelere dikkat edelim ve sonraki o yeme sürecimiz? Bir yandan da kilo alınıyor. Almayalım efendim. Çok sorumuz var. Kiminle birlikte olacağız? Uzman diyetisyen Sayın Begüm Çelebi ile olacağız. Görüşmek üzere. Fem gün ortası devam ediyor. Kısa bir reklam arasının ardından şimdi Şubat ayında gıda tarafında gıda sepetine yapılan bir KDV indirimi vardı. Enflasyonla mücadele için vatandaşa bir katkı sunulmuştu. Şimdi temel ihtiyaç ürünlerine de bir KDV indirimi yapıldı. Bugünden itibaren fiyatlara yansıması bekleniyordu. Peki yansıdı mı? Son durumu bir öğrenelim. Yerinde bir markette muhabirimiz İnce Erdoğan bizi bekliyor. Şimdi İstanbul Kağıthane'ye dönelim ve sözü hemen İnce'ye bırakıyoruz. İnce Erdoğan hoş geldin ve söz sende. Cumhurbaşkanı Erdoğan temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin %18'den %8'e indirildiğini duyurmuştu. Tabii bu indirim fiyatlara 1 Nisan'dan itibaren yansıyacak denilmişti. Biz zaten öncesinde fiyatları, ürünlerin eski fiyatlarını sizlere yayınlarımızda aktarmıştık izleyicilerimize. Şimdi de KDV indiriminden sonra yani bu %10'luk indirimden sonra temel ihtiyaç ürünlerini yine bir market arabamıza topladık. Burada hepsinin hem eski fiyatlarını hem yeni fiyatlarını sizlere aktaracağız. Tabii markadan markaya değişiklik olabiliyor ürünlerde, marketten markete değişiklik olabiliyor. Biz yine aynı ürünleri seçmeye çalıştık. Birçoğu aynı zaten. Şimdi hemen aktaralım size ürünleri. Şimdi bakalım. KDV temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin indirildiğini söylemiştik. Bu ürünlerin arasında tuvalet kağıdı var, kağıt havlular var. Hemen biz bir bakalım. Şu anda elimde gördüğünüz altılı kağıt havlunun eski fiyatı 25 liraydı bizim bulunduğumuz markette. Şu an buradaki fiyatı da ortalama bakıyorum bir yanlışlık olmuş burada. Fiyatı da bunun da 25 lira. Hemen göstereceğim sizlere tekrar. Tuvalet kağıdına bakalım. Yine aynı markanın tuvalet kağıdını aldık biz de. Eski fiyatını söylemiştik. Şimdi yeni fiyatını da aktaracağım sizlere. Bunun da fiyatı ne kadardı? Hemen aktarayım. Kaçtı bu? 32'li tuvalet kağıdı bir önceki fiyatı 88 liraydı. Şu anda bulunduğumuz markette yine aynı marka 100 lira. Bunda indirim bakıyorum hemen. Evet. Burada indirim var mı? Bir indirim göremedik bu üründe. Islak mendile bakalım. Islak mendilin de eski fiyatı 18 liraydı. Şu andaki fiyatı da 15 lira olduğunu görüyorum. Temel ihtiyaç ürünlerinde yine önemli ürünlerden bir tanesi KDV'si yüksek bir ürün tabii %18 KDV alınıyordu. Hijyenik kadın pedi. Bunda da fiyat eski fiyatına bakıyorum 35 lira 95 kuruşken şu andaki fiyatı 27 lira olduğunu görüyorum bunda da. Evet bunda bir indirim görüyoruz. Evet bulaşık deterjanı yine önemli ürünlerden bir tanesi. 43'lü bulaşık deterjanı 77 lirayken şu anda bu evet 43'lü bu markette 100 lira olduğunu görüyoruz. Bunda da bir indirim göremedik. Evet. Mesane pedi, yaşlı pedi diye geçiyor. 39.95'ti eski fiyatı. Şu anda bulunduğumuz markette de 40 lira 15 kuruş. Burada da bir indirim göremedik. Evet, bebek bezleri en önemli ürünlerden bir diğeri aslında. Bunda da eski fiyatına bulunduğumuz markette 60 liraydı. Şu anda KDV indiriminden sonra da fiyatında 60 lira 11 kuruş olduğunu görüyoruz.
Bunu da indirimin yansımadığını görüyoruz. Evet, bakalım. Şimdi dörtlü banyo sabunu eski fiyatı 30 liraydı yine bizim bulunduğumuz markette. Şu andaki fiyatının da 31 lira 99 kuruş olduğunu görüyoruz. Bunu da bir kenara koyalım. Sıvı sabunlar da tabii temel ihtiyaç ürünlerinde KDV %18'den 8'e indirilmişti. Tabii sıvı sabunlar, şampuanlar, bulaşık deterjanları bunlar da dahil oldu. Sıvı sabun da 10 liraydı o zaman baktığımız zaman. Şu andaki fiyatının da 10 lira 99 kuruş olduğunu görüyorum sıvı sabunun da. Evet. Yine aynı üründü. Şampuan bunun da fiyatı ne kadardı hatırlıyor musun kameraman arkadaşım? Bunu yazmamışız. Bir saniye hemen bakıp onu da söyleyelim. İzleyicilerimize yanlış bir bilgi atarmamış olalım. Bu arada kameraman arkadaşım da tabii fiyatı düşen ürünleri sizlere gösteriyor burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Bakan kurulusu temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin %18'den %8'e indirildiği tarafımıza aktarılmıştı. Tabii önemli ürünler bunlar. Temel ihtiyaç ürünleri. Tabii önemli ürünler bunlar. Tabii temel ihtiyaç ürünleri KDV'leri de yüksekti, %18'di. Şimdi en son şampuanda kalmıştık. Evet, şampuanda o zaman baktığımızda 25 liraymış. Şu anda 21 lira 87 kuruş olduğunu görüyorum. Evet, bu şampuanın da fiyatı 25 liradan 21 lira 87 kuruşa düşmüş. Evet, bakalım. Şimdi sıvı bulaşık deterjanı bunun da eski fiyatı 18 lira 95 kuruşken şu anda da 25 lira olduğunu görüyoruz. Dediğimiz gibi fiyatlar marka değişiyor, üründen ürüne değişiyor. Bizim burada gösterdiğimiz fiyatlar %90'ına yakın aynı markalar yine. Bazılarında indirim olduğunu gördük, bazılarında fiyatın daha da arttığını gördük. Şu anda burada bir müşterimiz var, kendisi de konuşmak istiyor, ona da dönelim. Kendisi de sabahtan beri 3 tane market gezdim dediniz değil mi? Evet, doğrudur. 3 tane. Ne gözlemlediniz bu süreçte? Özellikle temizlik maddelerinde indirimi görünce çarşamba günü gezdim. %8 KDV indirim olduğunu duyunca da markete çıktım. Sabahtan beri burası 4. marketim. Sade bir banyo duş sabun alabildim. Onun dışında fiyatlarda bir indirim göremedim. Çalışanlar etiketleri değiştiriyor. 9.95'i çıkartıyor. Yenisi 9.95'i takıyor. Neden böyle yapıyorsunuz? Fiyat aynı, çıkardığınız da aynı, taktığınız da aynı sorduğum zaman bize söyleneni yapıyoruz. Verdikleri cevap bu. Hani indirim, hani %8, %1 indirim oldu bize yansımadı. %8 indirim oldu bize yansımadı. Sizin elinizde bir liste vardı galiba. Marketlerdeki fiyat listelerim. Bir bakabilir miyiz ona da? Her marketin fiyatları farklı farklı. Kendi bütçeme göre uygun olanı. Cebimdeki parama göre almaya çalışıyorum. Evet, Yeşim Meryem Az gördüğünüz gibi hanımefendi bu ürünleri 3 tane market gezmiş sabahtan beri. Hepsinin fiyatlarını tek tek buraya yazmış. Hani hangisinde indirim var hangisinde yok diye şurayı göstermeden böyle altki fiyatları gösterelim. Şampuan şu bakalım fiyatlara. Mesela tereyağını bakmış 750 gram. Bir markette 74 lira 95 kuruş. Birinde 84 lira 95 kuruş. Diğerinde de yine aynı ürün 69 lira 95 kuruş olarak hanımefendi yazmış. Peki ne yaptınız? Hangilerini alabildim dedin? Vallahi şampuanı çarşamba günü markete gittim. 33.95 idi. 1 Nisan'ı beklerim. %8 indirim olursa daha uygunu alırım diye 33.95 olduğu söylendi. O gün şeyi marketin indirimi olduğunu söylendi. Şimdi indirimli fiyat. Peki siz burada fiyatların değişim tarihine baktınız mı? Dikkat ettiniz mi ona? Yani bu sabah birebir şahit oldum. Yani oradan çalışanı etiketi değiştirirken birebir hem sordum hem müdahale ettim. Bana söyleyeni yapıyorum. Aldığım cevap bu oldu. Peki. Hani %8 indirim nerede? Yani verdikleri cevap çalışınız. Bize söyleyeni yapıyoruz. Yani hani indirimler nerede? İnanmıyorum. Herkes kendi cebini dolduruyor. Devlet istediği kadar indirim yapsın ama bu vatandaşa yansımıyor. Yani yarın mübarek Ramazan'ın ilk günü. Çıktık alışverişi, aldığımız 3 kaleme veriyoruz. Dünya kadar para. Peki. Ya helal değil. Teşekkür ederiz. Evet, Yeşim Yılmaz gördüğünüz gibi bu şekilde şikayetlerin çok fazla geldiğini görüyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım bir dikkat ederse ufak bir teknik aksaklık oldu. Evet, Yeşim Yılmaz dediğimiz gibi bu tarz şikayetleri çok fazla görüyoruz biz sahada olduğumuz için. Vatandaşlar şikayet ediyorlar. Fiyatlar önce artırılıyor sonra indiriliyor diyorlar. Tabii bu konuda Ticaret Bakanı
Bu konuda bakanlık da açıklamalarda bulunmuştu. Yaptırımların fiyatları artırıp vatandaşın da aynı zamanda bu tarz zorluklar yaşamasına sebep olan marketlere ilgili denetimlerin sürdüğünü söylemişlerdi. Böyle bir açıklama yapmıştı. Yaptırımların büyük olacağı söylenmişti. Peki vatandaşlar bu tarz durumlarla karşılaştıkları zaman ne yapacaklar? Onlardan bahsedelim biraz. Öncelikle tüketicilerin etiketlerdeki fiyat değişimlerini, fotoğraflarını çekmesi gerekiyor. İlgili bakanlığa internet sitesi üzerinden şikayet edebilirler. CİMER'e yazabilirler. Ya da 175 Ticaret Kanunu'nun danışma hattını arayıp da şikayetlerini oluşturabilirler. Tabii bu şekilde vatandaşlar da kendi denetimlerini kendileri yapmış olabilirler. Buradan da uyarıda bulunalım. Evet, dediğimiz gibi Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin %18'den %8'e indirildiğini duyurmuştu. Biz bu ürünlerin hangileri olduğunu sizlere aktardık. Öncesinde de yayınlarımızda fiyatları söyledik. Şimdi fiyatı değişen değişmeyen ürünleri de sizlere aktardık diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Erdoğan kolay gelsin. Sabah saatlerinde de aslında Tüketici Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Ağaoğlu'yla bu konuları konuştuk. Yani KDV indirim öncesi zam yapıldığı iddiaları artarak devam ediyor. İşte bir vatandaşımızla konuştuğun sohbet et, kaç market gezmiş. Demek ki market market gezilecek. Bununla ilgili önlemlerin artırılması talep ediliyor. Umarız en kısa zamanda artırılır. Stokçulukla ilgili yasa da mecliste. Bakalım hangi değişiklikler olacak diyelim. Kolay gelsin bir kez daha. Evet, İnce Erdoğan'la tüm bu indirimleri değerlendirmesini istedik. Sahadaydı. İşte sahadan yansıyanlar da böyle. Bugün Ramazan artık başlıyor. İlk sahura kalkılacak. 11 ayın sultanı geldi. Fiyatlar artmış durumda ama sahur, iftar sofraları yine oldukça önemli. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz bir konuşalım istiyoruz bu kuşakta, bu dilimde de. Bir konuğumuz bizlerle birlikte, uzman diyetisyen sevgili Begüm Çelebi. Hoş geldiniz Begüm Çelebi. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Yeşim Hanım. Çok sağ olun. Şimdi sahur hazırlıkları da yavaş yavaş başladı aslında evlerde. Evet. Vatandaşlar marketlerde, çarşı pazarda bir yoğunluk da hakim. Şöyle sormak istiyorum, biz sahurla başlayalım. İlk sahur yapılacak bu gece. Sahurda ne yenmeli, ne içinmeli, tok tutan besinler nelerdir? Buyurun. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum Yeşim Hanım. Geldi 11 ayın sultanı diyoruz. Biz de zaten bir haftadan beri Ramazan listelerini oluşturmaya başlıyoruz danışanlarımızla. Şimdi Ramazan'da öncelikle herkes bir iftara yoğunlaşıyor ama sahur bizim için çok daha önemli bir öğün. Çünkü 16-17 saatlik bir açlığa girerken aslında sahurda ne yediğimiz bizim gün içerisindeki açlık metabolizmamızı ve susuzluğumuzu etkileyecek olan şey. Öncelikle sahur tabaklarımızı bir kahvaltı öğünü gibi düşünebilirsiniz. Hafif ama oldukça da doyurucu olması gerekiyor sahur tabaklarımızın. Bunun içinde biz proteinlerden, tam tahıllardan ve lifli sebze meyvelerden yararlanıyor oluyoruz. Proteinlerden kastımız yumurta, peynir, süt ürünleri, kefir, ayran, yoğurt gibi aslında bizim kahvaltılarda da tüketebildiğimiz besinler oluyor. Örneğin yumurta burada hem anne sütünden sonraki en önemli protein olması açısından hem tok tutucu hem besin içeriği açısından protein anlamında bize destek olması. Bir virgül koyalım Sayın Çelebi, bir virgül koyalım, devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası bir açıklama yapıyor, dinleyelim. Olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Temenni ederim ki bugün yapacağımız bu görüşmeyle, yani tarih olarak ne zaman olabilir onu onlar belirleyecek. Ve buna göre de eğer İstanbul'umuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve bunun neticesinde de inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de tabii Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız. Efendim,
Arkadaşlar bu mayınlar noktasında bunları biliyorsun imha edildi. Ve bu konuyla ilgili olarak da özellikle deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın, takibin gayreti içerisinde ve şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan sonraki sürece yönelik de başta Savunma Bakanım olmak üzere Deniz Kuvvetleri tüm imkanlarıyla bu süreci devam ettiriyor, takip ediyorlar. Şu an itibariyle bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna ve Rusya geriliminde Türkiye'de müzakereler devam etmişti. Son olarak iki ülkenin temsilcileri İstanbul'da bir araya gelmişti. Ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan dönüşü sonrasında açıklamalar yaptı ve İki ülkenin liderini İstanbul'da görmek istediğini söylemişti. Şimdi dün Ukrayna lideri Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve bugün de saatler 16'yı gösterdiğinde Rus lider Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da liderler zirvesinin gerçekleşmesini arzusundayız açıklamasında bulundu. Mayın noktası, mayınlar soruldu. O serseri mayınlarla ilgili imha edildi. Gereken çalışmaları deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışma yürütüyor. Tedbirler alınmıştır açıklamasında bulunduğu. Evet, şimdi devam edelim biz. Neyle devam ediyorduk? Uzman diyetisyen Begüm Çelebi bizlerle birlikteydi. 11 ayın sultanı Ramazan geliyor. Bu gece sahura kalkılacak dedik ki bir virgül koymuştuk. Biz sahurda ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Tok tutan besinler nelerdir? Siz örnekler veriyordunuz. Devam edelim mi buradan? Tamam, devam edelim. Yumurta diyorduk. Burada sahurun aslında bir kahvaltı tabağı olması gerektiğini, hafif bir kahvaltı tabağı olması gerektiğini, aynı zamanda tok tutucu olması gerektiğini söylüyorduk. Örnek vermek gerekirse burada yumurta bizim için çok kaliteli bir protein ve çok önemli bir besin. Peynir olabilir, fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi Yeşim Hanım, peynirlerin tuz miktarının çok iyi ayarlanması. Çünkü eğer tuzlu bir peynir kullanılırsa gün içerisinde o sizi susatacaktır. O yüzden olabildiğince tuzsuz ya da az tuzlu peynirleri kullanmalıyız. Yine kahvaltı tabağımızda zeytin olabilir, yine tuzsuz bir zeytin, avokado olabilir, ceviz olabilir. Bunlar yağlı tohumlardır ve yağlı tohumlarda yine bizim tokluk süremizi arttıran besinlerdir. Bol yeşillik, salatalık, domates gibi sebzelerden faydalanmalıyız. Hem lif açısından zengin, yine hem de su oranı yüksektir bu besinlerin. Ve mutlaka tam tahıllı bir ekmek olmalıdır kahvaltı tabağımızda. Sahurda bu şekilde tost yapabilirsiniz o tam tahıllı ekmekle, az yağlı bir peynirle, az tuzlu bir peynirle, ya da direkt tam tahıllı ekmeğinizi tüketerek böyle hafif ama aynı zamanda tok tutucu bir öğün yapabilirsiniz sahurda. Tam yatmadan önce de yoğurt, ayran, kefir gibi bir kalsiyum içeriği yüksek, aynı zamanda tok tutan besinden de yararlanabilirsiniz. Fakat sahurla ilgili söylemem gereken en önemli şey şu. Nedir? Genelde sahuru yapıp hemen yatıyoruz. Aslında sahuru yaptıktan sonra biraz, bir saat kadar en azından uyumamak, vakit geçirmek, ibadet edebilirsiniz burada. Bir şeyler, işte evin içerisinde herhangi bir hareket yapabilirsiniz ya da gün içerisindeki herhangi bir işinize hazırlık yapabilirsiniz. Ama bir saat kadar sahurdan sonra uyumamanızı istiyoruz. Yani uyumazsanız çok daha rahat bir şekilde sindirecektir vücut bu besinleri. Ama şu dikkat edelim değil mi? Böyle börekler, çörekler açılıyor böyle kahvaltı masaları gibi. Evet. Sofralar öyle. Evet. Bunları onlar yememeye olmasa, dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, aynen. Onlara basit karbonhidratlar diyoruz ve beyaz unun içerisinde olduğu bu basit karbonhidratlar aynı zamanda sizin gün içerisinde çok daha fazla acıkmanızı sağlayacaktır. Bu yüzden o basit karbonhidratlardan sahurda da iftarda da uzak durmamız gerekiyor. Çok önemli bir nokta da şu ki mutlaka iftar ile sahur arasında 2-2,5 litre kadar suyunuzu için ve susuz kalmasın vücudumuz. Biliyorsunuz su da bizim için çok önemli. Çok. Şimdi siz su demişken sunu da sormak istiyorum. Şimdi sahurda sadece su içip yatılıyor.
Evet. Böyle bir oruç tutan vatandaşlarımız da var. Siz katılıyor musunuz? Bunu doğru buluyor musunuz bu yaklaşımı? Doğru. O şekilde sadece su içip yatanlar var. Bu çok yanlış aslında. Çünkü vücut 16-17 saatlik, başta da söylediğim gibi, bir açlığa giriyor. Ve bu açlık sırasında da tabii ki vücudun herhangi bir vücuttaki depoları kullanabiliyor olması lazım. Hı hı. Ve aynı zamanda eğer çok acıkırlarsa da, yani su içip yatanlarda oluyor bu genellikle. Evet. Tansiyon düşüklükleri gibi, şeker düşüklükleri gibi ciddi medikal problemler de görebiliyoruz. O yüzden sadece su içip yatmak çok doğru değil. Hatta hiç doğru değil. Mutlaka hafif de olsa bir kahvaltı tabağıyla ya da en azından bir tost ve yanında bol yeşillikle burayı tamamlamakta fayda var Yeşim Hanım. Aslında 4-5 gün sonra alışılıyor. İlk 4-5 gün çok zorlanıyorsun. Sonrasında normal seyrinde devam ediyor diyebiliriz ama orada kan şekerimiz düşüyor değil mi? Ondan biz böyle zorlanıyoruz. Peki kan şekerimizi nasıl dengeleyeceğiz? Şimdi burada kan şekerini dengeleyebilmek için tam tahıllar, yani kompleks karbonhidratlar bizim için çok önemli. Sahur tabağında yer alan ve iftar tabağında yer alan. Nedir bunlar? Tam tahıllı ekmekler, yulaf gibi tam tahıl ve lif içeriği yüksek karbonhidratlar. İşte bunlar aslında bir tabakta olması gereken ve bizi gün içerisindeki açlık metabolizmamıza hazırlayan, o açlığı hazırlayan şeylerdir. Ve tabii ki bunların yanında proteinler, dediğim gibi yumurta, peynir, yoğurt, süt, kefir gibi besinler bizim aslında gün içerisinde insülin seviyemizin çok böyle dengede kalmasını ve iftara kadar açlığımızı hazırlayan bir süreçtir. O yüzden mutlaka sahurda da iftarda da bizim bu proteinlerden ve kompleks karbonhidratlardan yararlanmamız, tabağımızda bulunması gerekiyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Kilo verdiren sahur menüsü çok merak ediliyor, çok soruluyor. Niye? Ben diyet yapmak istiyorum diyor oruç tutan bir vatandaşımız. Ama sonrasında öyle bir yeniliyor ki uzun saatler sonrası. İşte Ramazan'da 3 kilo aldım, Ramazan'da 5 kilo aldım. Ya hepimiz yaşıyoruz bunu. Yaşadığımız için bunu da sormak istedim. Nasıl bir menü olsun o zaman? Şimdi sahuru konuştuk Yeşim Hanım. Sahurdaki en önemli nokta, eğer kilo vermekte istiyorsanız Ramazan'da, hemen uyumamanız. Yani sahuru yaptıktan sonra kendinize 1-1,5 saatlik bir böyle bir ara vermeniz ve daha sonrasında uykuya geçmeniz. İftarda da aynı şekilde. Şimdi iftarda şöyle bir şey oluyor. Çok uzun süreli bir açlığın üstüne geldiği için genel itibariyle çok yoğun masalar, çok böyle dolu dolu tabaklar hazırlanıp bir anda herkes onu yemeye başlıyor. Buradaki önemli noktamız şu, püf noktamız şudur. Mutlaka iftarınıza bir bardak yudum yudum içtiğiniz suyla ve birkaç tane iftar yiyecekle başlayın. Bunlar neler olabilir? Bir küçük dilim peynir olabilir, birkaç tane zeytin olabilir, bir iki adet hurma olabilir. Suyunuzla ve iftar yediklerinizle başladıktan sonra ise en önemli şey burada bizim için çorbalardır. Çok aşırı derecede sıcak olmayan ama yine de ılık ılık içtiğiniz bir çorba, yudum yudum içtiğiniz bir çorba sonrasında mutlaka, özellikle kilo vermek isteyenler, bir 10-15 dakika boyunca ara vermeliler. İftar yediklerinizle suyunuzu alıp yudum yudum çorbanızı içip 10-15 dakika boyunca şöyle bir evde tur atarsanız, o tabakları bir kaldırıp mutfağa götürürseniz, 10-15 dakika ara verip tekrar ana yemeğinize oturursanız, hem sindirim sisteminizin daha iyi yemeğe adapte olmasını, hem besinleri daha iyi sindirebilmeyi, hem de mide anlamında bir rahatsızlık duymamayı başarmış oluyoruz. Ana yemeğinize oturduğunuzda da mutlaka çok ağır, yağlı, tuzlu yemekler yerine çok daha hafif, midenizi yormayacak. İşte mesela atıyorum bir et yapıyorsak, bir balık yapıyorsak, bir tavuk yapıyorsak, bunların özellikle haşlama, fırında ve ızgara olmasına dikkat etmeliyiz. Ki protein grubu bizim için iftarda çok önemli bir gruptur. Örneğin bir kızartma balıktansa ızgara bir balığı tercih etmeliyiz. Burada da pişirme yöntemleri çok önemli bizim için. Yanında mutlaka bol bol salatalık
salatamız olmalı. Gün içerisinde alamadığımız lif ve su miktarını salatayla burada yükseltmiş oluyoruz. Salatalarınıza da çok aşırı yağlar ve çok aşırı soslar koymamalısınız. Özellikle kilo vermek isteyenler. Bir yemek kaşığı kadar maksimum zeytinyağı olacak şekilde salatalarınızı yaparsanız da o şekilde dengelemiş oluruz burayı da. Salata ve protein grubu dedik. Tabii ki bunun yanında az önce de söylediğimiz tokluğumuzu destekleyecek olan tam tahıl grubu çok önemli. Şimdi sürekli tam tahıllı ekmek mi yiyeceğiz? Soruyor bir vatandaşımız şöyle diyor, pide yemeden olmaz ne yapacağım diyor. Evet, aynen. Şimdi bir büyükte, yani herkesin kendi eli büyüklüğünde bir pide aslında onun için uygun olan porsiyondur. Bir eliniz büyüklüğünde pideyi de burada tabakların yanında kullanabilirsiniz. Bu da tabii ki yemekle birlikte tüketildiğinde bizim için uygun porsiyon olacaktır. Ama hı-hı, her gün de pide tüketirseniz Ramazan'da kilo vermeniz tabii ki zorlaşır. Ne kadar sıklıkla tüketilsin burada. Bir de bunun yumurtalısı var çünkü pidenin. Tereyağlısı var, yumurtalısı var, çok çeşidi maalesef var. Şimdi aynen. Şimdi pideyi şöyle haftalık yani 7 günün 3 günü kadar pide tüketimi olabilir ama 3 günden daha fazla pide tüketmeyin. Ve burada aslında Yeşim Hanım önemli olan porsiyonu, dediğim gibi bir el büyüklüğünde porsiyonunu geçmezseniz sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Salatanızı, protein grubunuzu, tam tahılınızı, bir de ben şunu da belirtmek istiyorum. Burada pilavlar da çok fazla işin içine giriyor. Pilav tüketiminde de mutlaka pirinç pilavı yerine bulgur pilavına tercih etmelerini öneriyorum. Çünkü bulgur pilavı daha tam tahıllı bir üründür, besindir bizim için. O sizin hem tokluğunuzu arttıracaktır hem de pirinç kadar hızlı kan şekerinizi etkilemeyeceği için kendinizi daha uzun süre tok hissedebileceksiniz. Peki şimdi tabii ki tatlılar. Tatlı tercihimiz nasıl olmalı? Böyle güzel mesajlar verin istiyoruz. Çok güzel bir soru. Şimdi öncelikle iftardan hemen sonra tatlı tüketimi yanlış bir şeydir. Tabii ki Ramazan'da tatlı tüketimi de gerçekleştiriyorlar ve buna bir şey maalesef söyleyemiyoruz. Çünkü insanlar tatlı da yemek istiyorlar dolayısıyla. Şimdi öncelikle 1,5 saat, 2 saat kadar yemekle iftarla arasına zaman koymanızı öneriyoruz tatlıların. Ve tatlıları tüketirken de sütlü tatlıları tercih etmenizi. Şimdi mesela bizim güllaç tatlımız vardır. Özellikle Ramazanlarda çok fazla tüketilir. Örneğin bir dilim sütlacın, bir dilim güllaçın yanına güzel bir yeşil çay ya da açık bir çayla, şekersiz bir çayla güzel bir menü olabilir. Fakat güllaçın burada sınırı çok önemlidir. Örneğin 3 dilim, 4 dilim güllaç yemek çok çok sıkıntı yaratabilir. Özellikle kilo vermek isteyenlere. Tabii. Ama bir dilim güllaç, bir küçük kase sütlaç, aynı şekilde sütlü tatlılardan ilerlersek çok daha rahat ve hafif geçireceğiz. Tabii şimdi birden yüklenmemek gerekiyor dedik. Uzun bir açlık diliminden bahsediyoruz zaman içinde. Sonrasında çok dikkat edeceğiz. Birden yememek için işte su dediniz, çorba, hepsine çok dikkat edeceğiz. Güzel bir Ramazan geçirelim istiyoruz hep birlikte. Hayırlı Ramazanlar dileyelim bir kez daha ama son olarak bizi izleyenlere, bizi dinleyenlere mesajınız var mı? Şimdi şöyle, genel olarak toparlayayım ben bir. İftar, sahur çok önemli dedik. Tabaklarımızın içeriğinin çok önemli olduğunu söyledik ve anlattık. Buradaki su tüketimimiz çok önemli. Özellikle iftar ve sahur arasında mutlaka herkesin 2-2,5 litre kadar su tüketmesini istedik. Ve en önemlisi iftardan sonra yapacağınız yürüyüşler, özellikle kilo kontrolü için ve sindirim sistemimizin sağlığı için yemekten 1 saat, 1,5 saat sonra yapacağınız 30-45 dakikalık bir yürüyüş sizin daha hafif, zinde ve daha rahat bir Ramazan geçirmenizi sağlayacaktır. Bunların hepsine dikkat edersek eğer ki çok da güzel geçecektir Ramazanımız. Çok teşekkür ederiz Begüm Hanım katkılarınız için. İyi çalışmalar diliyoruz size. Rica ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar sağ olun diliyoruz. Sağ olun size. Tüm İslam aleminde hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Biz de uzman diyetisyen Begüm Çelebi bizlerle birlikte oldu. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne yemeyeceğiz, ne kadar yiyeceğiz kendisine sorduk diyelim. Şimdi haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. DHKPC saldırısında şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 7. yıl dönümünde anıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma törenine
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Törende konuşan Bozdağ, şehitler ölmez ama teröristler, terör örgütleri ve onları besleyenler yok olmaya mahkumdurlar dedi. DHKPC saldırısında şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 7. ölüm yıl dönümünde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı. Anma törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, baro başkanları, savcılar ve hakimler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve şehit savcının babası Hakkı Kiraz konuşma yaptı. Baba Kiraz, bir Mehmet Selim gider, bin Mehmet Selim gelir, burada hedef alınan devletti, dedi. Törende konuşan Bozdağ, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. PKK, FETÖ, DHKPC ve diğer terör örgütleriyle mücadele ederken sadece bunlarla mücadele ettiğimizi düşünmüyoruz. Bunlara silah veren, bunlara para veren, bunlara eylem koordinatı veren ve bunları koyun gibi güden çobanlarıyla da, ağababalarıyla da mücadele ediyor. Allah'ın izniyle dünden bugüne bir bu mücadelede milletimizin, devletimizin aleyhine bir sonucun doğmasına izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Şehit savcı Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te DHKPC teröristleri tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmişti. Türkiye Sigorta, Türk Sigorta sektörünün ilk süper uygulamasını İstanbul'da yapılan basın toplantısıyla tanıttı. Ulusal kanala konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye Sigorta Müşteri Platformu uygulamasının teknoloji şirketi olma hedefinde atılan ilk adım olduğunu vurguladı. Türkiye Sigorta dijitalleşme yolculuğuna yeni bir soluk getirdi. Sigorta sektöründe bir ilk olan süper uygulama Türkiye Sigorta Müşteri Platformu basın toplantısıyla tanıtıldı. Açılış konuşmasını Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli'nin yaptığı toplantıya Türkiye Sigorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen de katıldı. Ulusal kanala konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, sektörün ilk süper uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi. Türk Sigorta sektörünün aslında ilk süper uygulamasını, süper app'ini bugün hayata geçiriyoruz. Kuşaklar mobile gidiyor. Herkesin yaptığını değil, bir ilki başarmak istedik. Bu bizim yaklaşık 12.6 milyon civarında müşterimiz var. Ancak bu mobil aplikasyonla sadece 12.6 milyon toplam müşterimize değil, müşterimiz olmayan vatandaşımıza da hitap ediyoruz. Bugün itibariyle 20 civarında bir paydaşımız var platformda. Bugün bizim için çok önemli tarihi bir an. Güzel bir platform. Benli, teknoloji şirketi olma hedefinde atılan ilk adımın Türkiye Sigorta Müşteri Platformu olduğunu ekledi. Çok önemli bir iddiamız vardı ilk kurulurken. Kamu sigorta şirketleri birleşirken 10 yıl içerisinde teknoloji şirketi olmak, bunun aslında ilk adımını atmış oluyoruz. Türkiye burada işte kaskosuyla, işte konutuyla, hangi kendi hayat döngüsü içinde ihtiyacı olan sigorta ürünüyle hizmet alan vatandaşımız varsa bunun öncesini ve sonrasını da, işte ihtiyaçlarını da birleştirmiş ve toplamda da müşterimize maddi anlamda ciddi fayda sağlayan bir platformu hayata geçirmiş olduk. Sigortacılığı yeniden tanımlarken teknolojiyi daha iyi kullanmanın önemine dikkat çeken Benli, mobil uygulamayla müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verileceğini belirtti. Çok büyük teknoloji şirketlerinin sigortada faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz şey hem bu döneme hazır olmak, çünkü artık Y ve Z kuşağının dijital platformlarda çözüm aradığını, 18 saniyede karar verdiğini ve bütün seçimlerini mobil üzerinden yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında bu dönem başladı dijital anlamında. Biz de bu anlamda daha önce de söylediğimiz gibi 85 milyonun neredeyse biz orada olacağız diyoruz. Kuşaklar mobile gidiyor. Ve
Ve şekere zam. Şekere %31 zam geldi. Türk Şeker kilogramı KDV dahil 5 lira 96 liradan sattığı şekerin fiyatını 7 lira 80 kuruşa yükseltti. Şekerde fiyatla arz ve stok tartışmaları sürerken Türkiye şeker fabrikalarından %31'lik zam açıklaması geldi. Türk Şeker kilogramı KDV dahil 5 lira 96 kuruştan sattığı şekerin fiyatını 7 lira 80 kuruşa çıkardı. Türk Şeker raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 liradan 55 liraya yükseltti. Türk Şeker'den yapılan açıklamada imalatçılara şeker arzının yeniden başladığı belirtilerek şekerin çuval fiyatının 550 lira olarak güncellendiği ifade edildi. Son verilere göre 1 kilogram toz şekerin toptan satış fiyatı 10 lira 28 kuruş, bayinin bakkala satış fiyatı 10 lira 79 kuruş, A grubu market raf fiyatı 11 lira 35 kuruş, B grubu market raf fiyatı 11 lira 85 kuruş, C grubu market raf fiyatı ise 12 lira 35 kuruş oldu. Küp şekerin 1 kilogram toptan satış fiyatı 12 lira 36 kuruşa, bayinin bakkala satış fiyatı 12 lira 97 kuruşa, A grubu market raf fiyatı 13 lira 65 kuruşa, B grubu market raf fiyatı 14 lira 25 kuruşa, C grubu market raf fiyatı ise 14 lira 85 kuruşa yükseldi. Son artışla perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış %22 seviyesine çıktı. İzmir'de yürütmesi durdurulan metro ihalesiyle ilgili peş peşe önemli gelişmeler yaşandı. Hatırlayacaksınız, CHP'li belediye ihaleyi 529 milyon lira daha fazla veren şirkete vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İdare Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını Danıştay'a taşıdı. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı son durumu Ulusal Kanal'a değerlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca metro ihalesi Arap saçına döndü. Belediye işi 529 milyon lira fazla veren firmaya ihale etti. En düşük teklifi veren şirketin talebi üzerine İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde ihalenin yürütmesi durduruldu. CHP'li belediye ise Danıştay'a başvurdu. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca metrosunun ihalesiyle ilgili aldığımız karar İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından bizce hukuka uygun olmayan gerekçelerle iptal edildi. İhaleye giren 3. firma da iptal için idare mahkemesinde dava açtı. Şayet 3. firma kazanırsa Danıştay'da, yani biz Büyükşehir Belediyesi olarak 1 milyar değerinde daha pahalı bir ihaleyi mutlaka kabul etmek zorunda kalacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, metro ihalesinde gelinen son noktayı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. 529 milyon lira daha ekonomik bir fiyatım var. Bunu da kabul etmeyip gidip ille ben 529 milyon lira fazla vereceğim diye Danıştay'a kadar gitmesi, yani bu hakikaten anlaşılır bir şey değil. Mısırlı ihale sonuçlanmadan ikinci sıradaki şirketin ihale komisyonu üyelerinin Ukrayna ve İspanya seyahatlerini planladığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihale komisyonu başkanı dahil 11 tane bürokratını Ocak ayının ilk haftasında Gülermak firması yurt dışında bugün savaş olan Ukrayna ve İspanya'ya Expo işte ulaşımlarla ilgili olarak fuara götürmek istemesi ve uçak biletlerini almak, otel masraflarına kadar yapacak olan teklifin bizim Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelip oylama noktasına gelmesi burada kafalarda çok büyük soru işaretlerini doğurdu. Peki bundan sonra ne olacak? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in işi içinden çıkılmaz hale getirdiğini söyleyen AK Parti Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, metro inşaatının geç başlayacağına dikkat çekti. Meclis komisyonları kanun teklifleri için mesaisini sürdürüyor. Vergi kanun teklifinin 21 maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Spor kulüpleri ve federasyonları teklifi ise Meclis Milli Eğitim ve Spor Komisyonu'ndan geçti. Meclisin yoğun mesaisi devam ediyor. Komisyonlarda kanun teklifleri görüşülüyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi ve ekonomi paketinin 21 maddesi kabul edildi. Bankalar ve finans kuruluşları için kurumlar vergisini %20'den %25'e çıkaracak teklifle 2021 ve 2022'de toplam 13 milyar lira gelir elde edilecek. Vatan Partisi bankaların karlarının çiftçilerin borçlarının ödenmesi için kullanılmasını önermişti. Üreten ve birleşen
Türkiye kararımız kesindir. Teklifle hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılara kiralanmasına yönelik düzenlemeden de 150 bin çiftçi yararlanacak. İlk etapta 50 bin hazine taşınmasının kiralanması ve bu kiralamadan 5 milyon lira gelir elde edilmesinin beklendiği kayıtlara geçti. Söz vermezden önce, görüşmelere başlamazdan önce. Teklifin kabul edilen maddelerine göre muhtar maaşları asgari ücretle sabitlenecek. Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşunda sözleşmeli hekimlik faaliyetini yürüten hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek. Komisyon görüşmelerinde hekimlerle ilgili madde üzerinden tartışma yaşandı. Muhalefet partileri Türk Tabipler Birliği'nin komisyona çağrılmamasını eleştirdi. Komisyon sözcüsü Nejat Koçer, kuruluşların kendilerinin de komisyona katılım talebinde bulunabileceklerini söyledi. AK Parti milletvekilleri ise TTB'nin sağlıkçıları temsil etmediğini söyledi. Bazı AK Parti milletvekilleri de TTB'nin terör bağının olduğunu dile getirdi. Bu sözler üzerine CHP'li ve HDP'li milletvekilleri TTB'nin terörle bağı olmadığını savundu. Meclis Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu'nda da spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifinin tamamı kabul edildi. Çatı altında, grup toplantılarında. Teklifle anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler şubeler açabilecek. Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası uygulanacak. Transfer sürecinde rol alan ve menajerlik ücret üst sınırına uymayan bir yetkili artık mal varlığıyla oluşan zarardan sorumlu olacak. İfade etmek isterim. Bilim ve teknolojinin devleri Antalya'da meraklılarıyla buluştu. Yerli ve milli sanayinin göz bebekleri Dokuma Park'taki Bilim Fest'te sergilendi. Festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çok heyecanlandım. Çok güzel. Duruşu bile melek gibi süzülüyor baksanız ya. Burası turizmin, tarımın, doğanın, diplomasinin şehri. Bundan sonra da en çok bilimin ve teknolojinin şehri olacak. T-29 Atak helikopteri, taktik tekerlekli zırhlı araç Pusat, T-155 fırtına obüsü, Aksungur SİHA, Türkiye'nin silahlı insansız ilk deniz aracı ULAK ve dahası. Savunma sanayinin gözdeleri meraklılarıyla buluştu. Ülkemiz için gerçekten gurur verici bu tarz ürünlerin olması. Bunu üretebilmek, bu teknolojiye sahip olabilmek, bu alanda dünyada söz sahibi olabilmek gerçekten gurur verici. Antalya'da Kepez Belediyesi TÜBİTAK işbirliğiyle eski dokuma fabrikasında 12.500 metrekare alana Antalya Bilim Merkezi kuruldu. Merkez Bilim Fest'e kapılarını açtı. Ülkemizi korumak, savunmak amaçlı yapılan bu güzel fırtına obüsü, atak helikopteri, bu gibi silah ve tank şeyleriyle gerçekten çok gururlandım. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı. Ülkemizin en büyük, Akdeniz'in ise ilk bilim merkezini açmış oluyoruz. Burası teknolojik donanımıyla, uygulamaları, atölyeleriyle, interaktif sergileriyle ve kütüphanesiyle devasa bir bilim kompleksi haline geldi. Antalya Bilim Merkezi'nde atölyeler, robotik kodlama ve yazılımla bilimsel çalışmaları destekleyecek donanımlı laboratuvarlar yer alıyor. 14 ayrı sergisi olan 8 atölyesiyle her ay yaklaşık 5000 öğrencimize atölye çalışmalarıyla hizmet veren muhteşem bir bilim merkezini şehrimize armağan etmiş bulunmaktayız. Türk sanayisiyle bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kuruluşlar da Bilim Festivali'nde yerini aldı. Arkamızda görmüş olduğumuz Aksungur aslında bir gözlem ve taarruz İHA'sı olarak söyleyebiliriz. Kanat açıklığı 24 metre olan bu ürünümüz 25 bin fite kadar yükselebilmekte ve bu zamana kadar görevlerini başarıyla beraber tamamlayabilmiş bir teknolojiye sahiptir. Festivale 7'den 70'e vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Özellikle de çocukların. Ülkenin böyle bir refaha, böyle bir teknolojiye kavuşması tabii bizleri mutlu ediyor. Devletin o bütünlüğünü hissediyoruz. Devletimiz adına mutluluk verici bir şey. Yani daha iyilerini yapmak için çaba göstermeliyiz. Gerçekten büyük bir teknolojimiz var. Burada da biraz ilham kaynağı oldu benim için. Festival 2 Nisan'a kadar sürecek. Son gününde T-129 Atak helikopteri gösteri uçuşu yapacak. Herkes görmezse çok şey kaybetmiş olur. Görmelerini isterim yani.
Kırgızistan Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ilk kez tatbikatta kullandı. Tatbikatı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov da başkomutan sıfatıyla izledi. Kırgızistan Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez tatbikatta kullandı. Ülkenin Issık Göl bölgesinde Balıkçı kentindeki Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait Edelweiss Askeri Eğitim Alanı'nda Kalkan 2022 Özel Taktik Tatbikatı yapıldı. Tatbikatı Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov, başkomutan sıfatıyla izledi. Rus yapımı TIGR zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonunun başına geçen Kaparov, Bayraktar TB2 SİHA'larının hedefleri vuruşunu izledi. Türkiye'nin savunma sanayindeki adımlarından biri olan seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi. Çakır'ın tanıtımı dolayısıyla Roketistan tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. Roketistan'ın başlattığı geliştirme çalışmalarıyla birlikte yerli ve milli füze kabiliyetleri olgunlaşmaya devam ediyor. Roketistan, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı göreve hazırlıyor. Çakır'ın tanıtımı için Roketistan tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Roketistan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Roketistan Genel Müdürü Murat İkinci, Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay katıldı. Yapılan toplantıda verilen bilgilere göre, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığıyla silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak. Çakır'ın menzili 150 kilometreden fazla, harp başlığının ağırlığı ise 70 kilogram. A tabanlı çift yönlü veri bağı bulunan Çakır, sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara aracı ve su üstü platformlardan atılabiliyor. Efendim, milli sporcularımız Avrupa'da yeniden tarih yazdı. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, 141 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Serbest güreş milli takımımız Avrupa'da tarih yazdı. Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya aldı. Milli sporcularımız takım halinde 141 puanla Avrupa ikincisi oldu. Serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü rakibini 5-2 yenen Taha Akgül kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Gürcü rakibimle nasıl doğru geçeceğiz zaten belliydi. Yine kafa kafaya geçti. Feyzullah Aktürk de Bulgar rakibini 6-1 yenerek erkekler 92 kiloda altın madalyayı kazanan isim oldu. Çıkmadan önce hocalarım geldi dedi, söyledi eğer şampiyon olursa 3. şampiyonluk sana nasip olacak dedi. Bu da benim için ayrı motiveydi. Bu da nasip olduğu için gurur duyuyorum. Kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı. Estonyalı rakibini 3-1 mağlup eden Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Şampiyon oldum. Gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum. Zaten biliyorsunuz ilklerin kadın olduğum için yine bir ilki başardım. Kadınlar 50 kiloda altın madalyanın kazananı Evin Demirhan Yavuz oldu ve ilk Avrupa şampiyonluğunu hak etti. Kendime küçüklüğümden beri hep... Bedia Günse 4. kez 3.lük kürsüsünü hak eden sporcumuz oldu. Efendim, bu haberle birlikte gün ortasını burada noktalıyoruz. Haftayı kapadık. Yeni haftada Ulusal Kanal ekranlarında gün ortasıyla yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Güzel bir hafta sonunu geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Pazartesi görüşelim. Thank you.
Müzik